Evet, saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün yine çok önemli bir konu ve çok değerli hocalarımızla bu konuyu konuşmak üzere karşınızdayız. Birkaç, 2-3 haftadır, 2 hafta program yapamadık. Bayağı bir arayan soran oldu, hocam ne oldu, nerede bir programlar? Ama bizim ayda zaten 2 programımız var. Daha önce aralarda paneller yaptık günün anlamı ve önemine binaen. Bugünkü konumuz da çok çok önemli. Değerli hocalarım, kıymetli konuklar, hep duyarız hani müzik ruhun gıdasıdır. Bu programda bence bu sözün altını bilimsel olarak dolduracağımıza inanıyorum, öyle düşünüyorum. Bildiğiniz gibi değerli konuklar, insan beden ve ruhtan oluşan bir varlıktır. Bedene nasıl ki yeme, içme, barınma ihtiyacı varsa ruhun da belli ihtiyaçları vardır. Zaten insanı insan yapan ruhi yönüdür. Dolayısıyla ecdadımız bunun farkında olduğu için insanın ruhi yönüne çok önem vermiştir. İnsanın manevi yönünü zenginleştirmeye çalışmıştır. Ruhun gıdası maneviyattır. Manevi gıdalardan birisi de musikidir diye düşünüyorum ben de. Alanım olmadığı için sözü fazla uzatmadan Sayın Şükrü hocama sözü bırakıyorum. Hocam panel başkanı olarak sizler buyurun devam edin. Bana düşen bir şey olursa başım gözüm üstüne. Buyurun hocam. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Bizim Anadolu Üniversitemizin çok önemli bir merkezi olan Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezi'nin müdürü olarak her zaman gelişinizle büyük dinamizm kattığınız süreçte çok değerli toplantılar, faaliyetlerde bulundunuz. Onun bir parçası olmaktan arkadaşlarım ve hocalarım adına da ben onur duyuyorum. Çok teşekkür ederiz bütün desteğiniz için. Sevgili katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Değerli konuşmacı arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Bugün Kemal Hocam'ın açılışta bahsettiği gibi müziğin ruhun gıdası olması yanında çok başka taraflara doğru da yine kadim kültürümüzden beri seyreden bir yolculukta ilerleyen ve artık dünyada hatırı sayılır bir ağırlık kazanmaya başlayan müzik terapiye doğru bir yolculuk yapacağız. Ama adının başında olması hesabıyla da çok belirgin olarak bu özelliği öne çıkıyor müziğin. Müzik olmasaydı müzik terapi olmazdı. Müzik olmasaydı dil olur muydu bilmiyorum. Teori olarak ortaya konulan evrim teorilerinde dilin gelişimiyle ilgili önce ses vardı. Sonra o ses şekillendi ve dil oldu tarzında çok kabul gören bir görüş vardı mesela. Müzik olmasaydı duygularımız harekete geçirici bir unsurdan yoksun kalırdı. Böyle hepimizin hayatımızda tecrübe ettiğimiz yönleriyle çok büyük bir zenginlik ve çok büyük bir güç müzik, musiki. Ancak Türk müziğinin kendine özgü, birazdan çok değerli hocalarımız paylaşacaklar bu konudaki birikimlerini, tecrübelerini ve bilgilerini. Bu bilgilere ayrıca kıymet veriyorum çünkü hem teorik olarak bilimsel bilgiye sahip hem de kendi deneyimleriyle uygulamacı olarak, müzisyen olarak, yanlış söylersem kusura bakmayın, musiki şinas olarak bunları yaşadıkları için ve bu konuda ürün verdikleri için ayrı bir özellik taşıyor. Bu konuya da dikkatinizi çekmek isterim. Girişi çok fazla uzatmadan bugün Türk müziğinin çok canlı, çok güçlü, çok kendine has zenginlikleriyle bir kez daha tanışıp belki bu tanışıklığımızı biraz daha ileriye taşıyacağız. Daha sonra Levent Hocam'la ben hem tarihimizden, köklerimizden gelen müziğin sağlık alanında nasıl var olduğuna ve nasıl bir yolculuk yaptığına ilişkin bilgilerimizi sizlerle paylaşacağız ve en son günümüzde, dünyada, ülkemizde bu konuda manzara nedir? Biz bunların neresindeyiz? Biraz da bu konuda paylaşımlarımız olacak. Ben eğer uygun görürlerse
değerli Hanife Özbek hocamı davet etmek istiyorum. Kendileri konuyla ilgili ve bunun dışında da Sağlık Bakanlığı'ndaki yöneticilik hizmetleriyle mevzuat oluşumlarına çok katkıda bulunan, hatta birçoğunu kendisi üreten, müzik konusunda, müzik teorisi konusunda kitaplar yazan, gündemde olan kitaplarıyla ilgili bilgi vermesini de kendisine rica edeceğim, faydalanacaktır katılımcılarımız. Ve daha sonra bu yayını YouTube kanalımızdan izleyecek çok daha fazla sayıda katılımcımız diyeyim. Hanife Hoca'nın özellikleri saymakla bitmez. Ama ben üç tane temel benim gözümde çok yerleşik özelliğini ifade etmek istersem, akademisyen kimliği, üretici kimliği, yönetici kimliği, buna kamu yönetimini de dahil ederek söylüyorum ve müsaade ederse müzisyen kimliğini öne çıkarmak istiyorum. Sevgili hocam, Profesör Doktor Hanife Özbek, buyurun efendim. Hocam, bu hürgü dolu sözlerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah bunun %1'ine eğer layıksa bizim için ne mutlu. Kemal Hocam başta olmak üzere sizi, Levent Hocamı, Murat Hocam da girmiş, Murat Salim Tok Hocamız, onları ve bütün izleyenleri, dinleyenleri saygıyla selamlıyorum. Ben biraz hızlı konuşuyorum. Bazen kendimi de anlamıyorum, kendime tekrar ediyorum arkadaşlar. Ancak öyle anlayabiliyorum. Hızlı olursa lütfen tekrar ettirin. Artık küsmüyorum, merak etmeyin. Peki. Sevgili dinleyenler, sevgili gönül yoldaşları, öyle söyleyeyim. Daha güzel belki tabir. İnceledikçe, efendim derin derine daldıkça gördüğüm şey şu. Bizim kültürümüz, bizim diyoruz ama aslında dünya kültürü, dünya kültürünün özü bize ait şu an, bize emanet edilmiş. Çok kıymetli. Yemeklerinden müziğine, kelimelerinden efendim taşına toprağına kadar muhteşem. Anadolu'da milattan önce 50 binlerde bile insan yaşadığını keşfettik arkadaşlar. Bugün Avrupa'daki birçok milletin kökü burası. Yani sizi biraz güldüreyim isterseniz. Mesela bizim çocukluğumuzda Zagor diye bir çizgi roman vardı. Zagor Tenay. Ben onun bütün Macarlarını okumuşumdur. Orada bir bakıyorsunuz bu beyefendi aslında İrlandalıymış. Şimdi bakıyoruz İrlandalılar Keltmiş. Keltlere bakıyoruz. Aa, bunlar Sivas'tan gitmişler. Ben de Sivaslıyım. Zagor'la hemşeri çıktı arkadaşlar. Yani Anadolu böyle bir şey sevgili arkadaşlar. Anadolu böyle bir şey. Onun için buradaki her bir değeri çok iyi korumamız lazım. İyi incelememiz lazım. Dünyaya sunmamız lazım. Bu bir tek bize ait olan bir şey değil. Adı Türk kültürü. Fakat baktığınızda aslında dünya kültürünün kökü. İşte tambur sazından başlayalım. Murat Salim hocamız burada. Tambur öyle 100 yıllık, 200 yıllık bir saz değil. Sümerlerde bile var. Pantur isminde. İsminde görüyoruz. Sitar, bağlama vesaire bunun torunları, çocukları. Ve tamburun en gelişmiş hali bizde. Bunun da üstadlarından birisi işte Murat Salim Tukaj hocamız burada. Muhteşem tambur çalar kendileri. Dolayısıyla bizim kültürümüz çok kıymetli. Şimdi buradan konuya gireyim yavaş yavaş. Ben 10 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. İşte 41 sene oldu neredeyse. 41 kere maşallah. Gördüğüm şu oldu. Batı müziğiyle uğraştığımda hemen hemen her sorunun az çok çözüldüğünü ve kitaplardan kendi kendime dahi olsa bir şeyler öğrenebildiğimi gördüm. Ne zamanki bir Türk müziği kitabı elime geçti, çakıldım kaldım. Yani mantıksızlık, saçmalıklar diz boyu. Mesela metot yazdık diyor. Bakıyorsunuz 40 sayfalık metot. İlk sayfada bir bağlama metodu, fotoğrafı. Arkasında 16 notalar bitti. Yani böyle bir şey olamaz. Ve bütün baktığı metotlar genel itibariyle birbirinin kopyası. Hadi bunu geçtik efendim. Teori kitapları. Doğru düzgün bir kitabımız yok. İşte en son Doktor Supi Ezgi'nin yazmış olduğu 5 ciltli kitaba bakıyorsunuz. Gayet güzel bir çalışma. Birçok hatalarına rağmen ondan sonra kere bakıyorsunuz. Bu kitapların özeti durumunda. Birbirinin tekrarı hiç fark yok arkadaşlar. Ve oradaki yapılan bütün hatalarda sanki gerçek iyi doğruymuş gibi aynen tekrar edile edile günümüze kadar geliyor. Ve bir kişi de buna ya şurada bir hata var demiyor. Küçük bir örnek. Mesela tam burada diyelim ki Uşak makamında eser icra edeceksiniz. Bu sisteme göre efendim si notasını bir komalı bemolle basacaksınız. Bir komalı bemol bastığınızda yani bunu ben değil Murat Salim Tokaş hocamız da bassa o ses detone çıkar. Olmaz. Uşak makamında o ses efendim bir koma değil 2-3 koma arasında gider gelir esnek perdedir. Değil mi hocam? Evet. Durum bu arkadaşlar. Şimdi bunları görünce dedim buna bir el atalım. Madem ki müzisyen kardeşlerimiz el atmıyor. Yine iş doktorlara düştü. Gerçi bizi de çok eleştiriyorlar. İsmi lazım değil profesör hocamız.
Beni görünce şunu demişti bir taksiye binerken. Eyvah yine bir doktorun eline düştü bu müzik diye. Fakat yani günah bizde değil sizde. Lütfen çalışın işinizi görün kardeşim. Bizim elimize bırakmayın bunları. Bakın tambur virtüözü kardeşimiz burada. O da doktor, hekim. Ne yapacağız şimdi? Yine bakın müzik terapi diyoruz. Demet hocamız hekim. Şükrü hocamız hekim. Kusura bakmasınlar. Peki. Bu kadar efendim şakacı bir girişten sonra da konuma geçeyim. Benim konum sevgili arkadaşlar, Türk müziğinde usul zenginliği. Şimdi buraya gelmek için ne yapmak lazım arkadaşlar? Ben Türk müziğine şöyle iyi bir daldım. 41 sene süresince mandolinle başladım. Bağlama ile devam ettim. Tambur'da karar kıldım arkadaşlar. Tabii benim tambur çalışım bana itecek kadar. Yani Murat Salim Tokaç hocamın %1,5 edersem, hadi şunu hocam eder %2 öyle diyelim belki. Ama benim idare ediyorum belirteyim. Gördüğüm şu oldu. Türk müziğinde birçok eksik var. Müziğin kendisinden kaynaklanmıyor. Tamamen kişilerin efendim buna önem vermeyişinden. Mesela en son üniversite kuruldu. Müzik üniversitesi. Gittim toplantılarına katıldım, inceledim. Bence yanlış kurulmuş. Onun yerine bir müzik enstitüsü kurulsaydı çok daha doğru olacaktı. Bir. İkincisi, uğraşıp duruyorlar, debeleniyor aynı sorunlar içerisinde. Halbuki ilk sorunumuz şu bizim. Biz Türk müziğiyle ilgili konularda konuşamıyoruz, anlaşamıyoruz. Terminolojimiz yok. Yani şöyle söyleyeyim. Efendim Buse'lik makamını yazacağız. Derim tez yazıyoruz. Üniversitedeyiz efendim bir doktora veya yüksek lisans tezi yazacağız. Buse'lik mi? Buse'lik mi? Ebuse'lik mi? Nihavend mi? Nihavend mi? Nihavend mi? Orada bir T var arkadaşlar. Ne bileyim veçhi araz bağır mı? Başka bir şey mi? Acemaşıran ayrım bitişik mi? Daha ne yazılışlarını ne efendim okunuşlarını ortaya koymuş değiliz. Arkadaşlar atla deve değil. Bakınız Murat Salim hocamız mikrobiyoloji uzmanı aynı zamanda. O konuda doktora yapmış bir insan. Mikrobiyolojide milyon civarında bakteri, mantar, virüs arkadaşlar hepsi vardır. Bunların her birinin nasıl yazılacağı belirlenmiştir. Milyonlarca kelime belirlenmiştir. Belirli zamanlarda toparlanırlar bu kişiler. Yeni çıkanları da yeniden belirlerler. Elin Avrupalısı diyoruz, Amerikalısı diyoruz. Bazen küçümsüyoruz. Milyonları halletmişler. Gelin Türk müziğine. Toplasanız 680 küsur makam çıkıyor. Hadi 700 deyin. Benden de 10 tane olsun 700. Efendim 100 küsur da usul olsun 800. İşte efendim formlar falan derken arkadaşlar yani 900'ü bulmuyor. Hadi siz 1000 deyin. 1000 tane madde başlığını bir araya gelip de nasıl yazılır, nasıl okunur, ne anlama gelir? Halen bunu becermiş değiliz arkadaşlar. Halk müziğindeki ayak kelimesinden sanat müziğindeki efendim makama varıncaya kadar. İşte daha buradan başlamak lazım. Yok. Neyse bu kadar dertleşmeden sonra bir kez ben ele aldım. Elinden gelince yapmaya çalıştım. Birçok kitap yazdım. Bunlardan birisi şudur. Biliyorsunuz müziğe başladığınızda Bona ile başlatırlar. Halbuki Bona bu yöntemi bulan İtalyan kişinin soyadıdır. Aslında ritmik okuma demek lazım. Ben de kitabı şöyle hazırladım. Görünebilmiyorum. Türk müziği usulleriyle ritmik okuma. Türk müziğinde usulü dikkate almadan Bona yapamazsınız. Türk müziği batı müziği değildir. Türk müziğinde usuller müziğin bir çeşit ruhudur. Makam kadar önemlidir. Bunu yazdık. Normalde Bona kitapları işte 70-80 sayfa olur. Bu arkadaşlar yaklaşık 400 sayfa. Çünkü işin içerisine usulleri kattığınız takdirde iş değişiyor. Ve Türkiye'de ilk defa yapılıyor bu. Bunu da yine bir hekim yapıyor. Ben bundan utanıyorum. Bunu belirteyim. Yani yaptığım iş güzel bir iş. Bundan gurur duyuyorum. Ama bir müzisyen arkadaş yapmadığı için de utanıyorum. Bunu belirteyim. Devam ediyorum. Türk müziğinde form diye bir konu var. Bu da yanlış biliniyor. Şimdi form ile tür aynı şey değil. Biz tıp okuduğumuz için anatomi dersini iyi biliriz. İnsanı alırsınız, kesersiniz, biçersiniz işte bir kadavrayı. Ama insanın her şeyini görürsünüz. İşte efendim sindirim sistemi, sinir sistemi, işte efendim karaciğeri, dalağı vesaire. En son arkadaşlar dokuya inersiniz, oradan hücreye, hücre altına. İşte biz buna insanın formu diyoruz, anatomisi. Yani hücreden başlayın, insanın kendisine kadar. Bu bir insanın anatomisidir. İşte müzikte de herhangi bir eserin biçimi arkadaşlar form bilgisidir. Yani efendim kaç cümleden oluşmuş, efendim kaç bölme, kaç bölüm vesaire buna form diyeceğiz. Bunu rahmet Onur Akdoğ demişti, doğru söylemiş arkadaşlar. Kitapta yazdım, bu da Türk dilinde bildiğim kadarıyla yani bu amaçla yazılmış tek kitap. Diğerleri birçok konuyu içeriyor, anlatmaya çalışmışlar. Ben sırf bu konuyu ele aldım. Batı müziğiyle karşılaştırarak bunu yaptım sevgili arkadaşlar. Peki tür nedir? Şimdi herhangi bir eseri incelediğinizde buna form diyoruz. Tür ise mesela peşrev bir türdür. Şimdi bakın peşrevde 4 tane bir testim var. Sassemaisine de var ama ikisi aynı şey değil.
O zaman kardeşim bunun doğrusunu söyle. Demek ki dört hane bir teslim olayı biçime giriyor. Forma girer. Ama peştevin işte yapılışı, çalınışı vesaire, böyle bir şeyde mi çalınacak, başka bir yerde mi vesaire, bunlar türe girer. Tür bilgisi Türk müziğinin en zor konusudur. Bu konuda yazmış bir kitap hala doğru düzgün yoktur. 3-5 şey deneme var ama arkadaşlar eksik kalıyor. Kimisi dini musikide, kimisi efendim halk müziğinde, kimisi sanat müziğinde. Efendim bizim müziğimiz ayrı ayrı değildir. Ayrı bir halk müziği, bir sanat müziği yoktur. Bir tek müzik vardır. Bunu da ayırmak büyük bir cinayettir. Daha sonra usul konusuna geçtim. Ben şunu gördüm. Usul konusunda tam bir fecaat var. Birçok hocamız, Allah onlardan razı olsun ve çok hemen hepsi de ölmüş durumda. Allah rahmet eylesin. Mesela Hurşit Ungay. Büyük emek vermiş, kitap hazırlamış. Kitabı incelediğinizde hataların arkadaşlar müthiş olduğunu göreceksiniz. Nota yazımından usul tanımına kavranıncaya kadar. İsmail Hakkı Özkan aynı şekilde. Efendim en son Yarkın, hangisi hatırlamıyorum. Onun yazdığı kitap. Orada birçok hatalar var. Yani bu işin üstadları hatalarla geliyor. Özellikle tanımlarda. Tanım yapamıyorlar. Bunun üzerine onu da ele aldım arkadaşlar. 540 sayfa şu kitabı hazırladım. En son Murat Hocam'a göndermiştim. İnşallah hocam almıştır, adresine gelmişti. Bakın arkadaşlar, burada bütün tanımları yeniden tek tek yazdım. Usulleri halk müziği, sanat müziği ayırmadan tek tek ele aldım. Ve en sonunda da efendim bu kitap ortaya çıktı. Yeterli mi? Bu daha başlangıç ve 540 sayfa. Diğerlerinde ise 40-50 sayfa, hadi 60 sayfa. Böyle bir şey olabilir mi? İşte şimdi bu kadar efendim şikayetten sonra da şimdi yavaş yavaş konuma giriyorum. Şimdi şehir screen kısmından ben efendim sunumu hemen açıyorum. İnşallah çok laf kalabalığı yapmamışımdır. Tam sayfaya da geçiyorum. Sanıyorum gözüküyor. Konumuz Türk müziğinde usul zenginliği. Evet. Önce bazı tanımlardan başlayalım. Ritim, dizem arkadaşlar. Bizde ritim, usul, vuruş her şey birbirine karıştırılmış durumda. Ritim, dizem seslerin frekans, süre, vurgu ve veya şiddetinin düzenli bir biçimde yinelenmesinden doğan düzene ritim deniyor. Frekanstan kastımız şu. Bir sol, bir la verdiğinizde ortaya bir ritim çıkıyor. Sol, la, sol, la, sol, sol, sol dediğiniz olmuyor ama sol, la, la, sol, la, sol, la, la. Yani frekans değişince de bir ritim ortaya çıkıyor. Bazen süreyi değiştirince sol, 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 bak bir uzun, bir kısa vesaire, bu da bir çeşit ritim oluşturuyor. Vurgu da bir ritim oluşturuyor. Şiddetin değişmesi de ritim oluşturuyor. Dolayısıyla ritim böyle farklı yapılardan meydana geliyor. Bu geniş bir konu. Burada açmayacağım fazla. Bu kadar söylüyorum. Ritim bu. Ama buna usul demiyoruz. Bir ritim. Hayatında bir ritmi var. İşte efendim mesela bir ay 30 günden oluşuyor. Bu bir ritim mesela. Bunun gibi. Geçelim düzüm konusuna. Bu da karıştırılan bir konu. Tanımını şöyle yaptık. Daha küçük parçalara ayrılamayan, anlamlı en küçük ritim kalıplarına efendim ritim diyoruz. Yani anlamlı olacak bundan daha küçük bir kalıp bulamayacaksınız. İşte buna düzüm diyeceğiz. Düzümler bir araya gelerek usuller meydana getiriliyor. Evet, buna göre biz Türk müziğinde hep iki tane düzümden bahsedilir. Ben bunu üçe çıkardım. Onu anlatayım size, göstereyim. Biri şu, eşit süreli iki vuruşlu düzüm. Bunun diğer adı Nim Sofyan düzümü. Ben Nim Sofyan'ı asla usul olarak kabul etmedim. Çünkü Nim Sofyan usulü ile evet Batı müziğinde eser yapabilirsiniz ama Türk müziğinde eser besteleyemezsiniz. Çünkü Türk müziği bir melodi müziğidir. Burada mantıklı bir şey kurmanız gerekiyor. İki vuruşta bunu yapamıyorsunuz. Orada şöyle söyleyelim. Form bilgisi olayında sevgili arkadaşlar, orada göreceksiniz. Hece diye bir şey var. Bu düzümler heceye karşılık geliyor. Halbuki usul oluşturmak için bir soru cümlesi şart. Daha doğrusu cümlecik arkadaşlar. Soru cümleciği şart. Bu olmadan usul oluşturamıyorsunuz. Peki. Bakınız bu Musopyan düzümü bir kuvvetli bir zayıf. İkilik mertebe, dörtlük, sekizlik diye atım arkadaşlar. Kuvvetli zayıf. Tik tak. Tik tak. Bu kadar. Eşit süreli, bakın eşit üç tane süre, üç vuruşlu düzüm. Bunu da semai düzümü ismini verdim. Düm tek tek, düm tek tek şeklinde. Ve son olarak da süreleri eşit olmayan, bakın gördüğünüz gibi, üç vuruşlu düzüm, senkoplu düzüm. Batı müziğindeki senkopla bizdeki her zaman da aynı olmayabiliyor. Bakın bizdeki düyek usulü veya düyekli aksak usulü senkopla kurulabiliyor ancak. Dolayısıyla senkop da bizim için aslında bir düzüm. Bakın gördüğünüz gibi. Düm te ek tek, düm te ek tek dersiniz. Düm te ek tek, düm tek. Buyurun size düyek usulü.
Dolayısıyla Türk müziğinde iki değil üç tane düzüm var. Bu üç düzümü karıştırarak çok çok farklı güzel usuller meydana getirebilirsiniz. Ki atalarımız bunların birçoğunu oluşturmuş. Buradan itibaren usulü tanımlayalım. O kadar değişik tanımlar var arkadaşlar. Ben bunların hiçbirini beğenmedim çünkü ifade etmiyor. Bana göre şöyle. En az iki adet düzümden meydana getirilmiş. Belli bir vuruş, buna devir, periyot, zaman, mod demek de gerekiyor. Sayısında tamamlanan, kalıp haline saptanmış ritim ifadelerine usul deniyor. Yani iki tane Nim Sofyan'dan usul oluyor. Veya bir Nim Sofyan, bir Semai'den, bunlar düzüm arkadaşlar, usul meydana gelebiliyor. Ve bu meydana getirdiğiniz şey iki de bir devre diyor. Yani bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 böyle bir devri daim olduğunu gördüğünüzde anlayın ki usul bu. Evet, ortaya bu çıkıyor. Zaten eskiler buna devir demiş. Bizimkiler zaman deyip bunu mahvetmişler. Şimdi zaman Batı müziğinde uygun ama Türk müziğinde zaman değil, devir. Matematik dilinde de buna mod diyoruz. Modül aritmetik. Mesela bir ayın modu gün olarak 30'dur. Bir yılın ay olarak modu 12'dir. 12'de bir tekrarlar. Bu da böyle. 5'te bir tekrarlıyorsa, işte mesela Türk Aksa, 6'da bir tekrarlıyorsa Yürük Semai gibi. İşte modüler aritmetik veya işte altılık tabanlı sayı modeli gibi arkadaşlar. Yani matematiğin çok güzel konuları bunlar. Oraya kadar iniyoruz. Peki. Bunu geçiyorum. Usulleri Türk müziğinde kuru birer ritmi kalıp olarak düşünmek Türk müziği açısından eksiktir arkadaşlar. Bakın küçümsemiyorum ama Batı müziği için bu uygun bir şey olabilir. Batı müziğin yapısı böyledir. O Merkür, bizimki Dünya, öbürü Jüpiter mesela, başka bir müzik türü. Hiç sorun değil, hepsi gezegen, hepsi kıymetli. Ama bizim müziğimizde kuru bir ritmi kalıp usulü karşılamaz. Usuller elbette birer ritimdir, ancak her ritim bir usul değildir. Türk müziğinde usulün meydana gelmesi için ritmik bir müzik cümlesi gerekiyor. Yani bir ritim yetmiyor bize. Melodiyle birlikte bunun yürümesi lazım. O cümleyi kurmadığınız takdirde bu iş olmuyor. Buna göre usulünü tamamlayalım. Efendim, ben şunu biraz ufaltayım. Şimdi gözüküyor. Ritmik bir müzik cümlesinin bu cümle için anlamlı olan ve daha küçük parçalara bölünemeyen melodik en küçük parçasındaki ritmik kalıba usul denir. Yani eser dinliyorsunuz. Hep bir bölüm durmadan tekrar ediyor, içinde durmadan. Mesela ne diyelim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hep böyle gidiyor orası. İşte diyorsunuz bunun usulü 6 devirli, 6 zamanlı. İşte biz buna usul diyoruz. Ben tanımı böyle yaptım. İnşallah eksiğim yoktur. Varsa da tamamlayın sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Müzik cümleciği veya müzik cümlesi oluşturabilmek için en az 2 adet birbirinin aynı veya farklı düzüm gerekiyor. Örnek arkadaşlar, bakın 2 artı 2 olabilir. Şu en hoş olur, şurası en son olacak. 2 artı 3 olabilir. 3 artı 2, 3 artı 3, 4, 2, 2 bu şekilde. Ama tek başına 2'den bir eser besteleyemezsiniz. Tek başına 3'ten olmuyor. Böyle Suri Semai, Nim Sofyan eserleri inceleyin arkadaşlar. Ya 4 8'liktir Nim Sofyan dediği veya Sofyan'dır. Semai denilen eserler ya Yürük Semai'dir veya Ağır Semai her neyse arkadaşlar. Yani 3 ile 2 ile Türk müziğinde eser bestelemek mümkün değildir. Eğer bestelebiliyorsanız zaten o Türk müziği değil. Peki. Evet. Bunlar zaten böyle söylüyorum. Onun için burayı kapatıyorum. Tek şunu biraz söyleyeyim. Çünkü sadece 2 zamanlı veya 2-3 zamanlı bir düzümden müzik cümlesi veya müzik cümleciği değil, yalnızca bir müzik hecesi oluşturulabilir. Bunun için Türk müziğinde 2 ile 3'ü kullanamıyoruz. Geçtim. Ölçü nedir? Ölçü aslında bize değil Batı müziğine ait bir kavram. İki ölçü çizgisi arasında kalan ve usulün bir kez vurulduğu forte alanına ölçü denir. Ama her bir ölçüde toplam değeri usul rakamlarının belirttiği kadar olan notalar bulunabilir. Evet, işte bu Batı müziği için çok mantıklı. Biz de her şeyi ölçüye böldüğünüz takdirde o zaman sizi Sofyan'ı da ikiye bölüp Nim Sofyan Semai diye usul ortaya çıkarabilirsiniz. Bu efendim Türk müziği mantığına uygun bir şey değildir. Evet de ölçü olsun lafımız yok ama bunu Batı müziği gibi değil Türk müziğine uygun şekilde kullanmamız gerekiyor diyorum. Gelelim bu evde devir meselesi var. Devir, zaman, periyot, mod. Hani usuldeki zaman kısmı. Aslında bunun ismi devir. Yani durmadan bir şey devrediyor. Bir devri daim var. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Devir, usulün mertebe ile işaret edilen nota süresinin. Mesela dörtlük mertebe.
yani oradaki birim süre, toplam kaç adediyle meydana geldiğini. Mesela diyoruz ki 5-8'lik. O 8'lik orada mertebe. İşte 5'te 5 tane 8'lik toplam. 5 tane 8'liği toplayın bir ölçüdeki efendim toplam nota sayısını. Dolayısıyla usulün bir kerelik devrini gösteriyor. İşte bunu söylüyoruz. Bir daha okuyorum. Devir usulün mertebeye işaret edilen nota süresinin toplam kaç adet ile meydana geldiğini, dolayısıyla kaç adet birim sürede bir tekrar ettiğini gösteren sayıdır. Onun için buna zaman yerine devir demek veya periyot demek, mod demek çok daha doğru. Devir Türkçesi, zaten eskiden devir diyorlarmış. Bu niye zamana çevrildi? Büyük ihtimalle İngilizce time olduğu için çevrildi. Hani basit usul, basit makam nasıl ki İngilizce basic'ten çevriliyor. Halbuki İngilizce basic temel anlamda taşır. Temel usul kelimesinin, temel makam kelimesinin suyu mu çıktı? Uşak makamı niye basit olsun? Uşak makamı o kadar zor ve kıymetli bir makam ki arkadaşlar, basit değil. Türk müziğinin temel makamlarındandır. Şunu basic olarak değil de temel efendim makam olarak kabul etsek ne olur sanki? Konuyu değiştirmeyeyim. Sevgili arkadaşlar, ben usullerin tasnifine de baktım, sınıflandırılmasına. Bayağı bir hata buldum. Ve şöyle bir tanımla yaptım. Temel usuller, bakın basit değil, dikkat edin. Temel usuller, birleşik usuller, bir de serbest usul. Biz de serbest usule, efendim bu eser işte usulsüzdür deyip notaya başına yazıyorlar. Mesela bir uzun hava veya efendim bir gazel yazmış usulsüz. Arkadaşlar usulsüz eser olur mu? Türk müziğinde her eserin usulü vardır. Serbest usul de bir usuldür. Evet, bunu da size biraz sonra göstereceğim. Temel usuller. En az iki düzümün bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, kendine has bir karaktere sahip ritim kalıplarıdır. Bakın arkadaşlar, karakter önemli. Türk müziğinde nasıl ki bir sol minör dizisi direkt nihavent olamıyorsa, mutlaka bir karakter, ruh istiyorsa, usullerimiz de böyledir. Usullerde bir karakter olması lazım. Bu olmazsa düz ritimden bir şey olmuyor sevgili arkadaşlar. Peki. Bakın usullerimizin zenginliğine. Sofyan'la başlıyoruz. Ki arkadaşlar şunu belirteyim. Türk müziği teori kitaplarına baktığınızda Cumhuriyet dönemine kadar olanların hepsinde usuller Sofyan'dan başlıyor. Fakat ne zamanki Cumhuriyet'ten sonra Arel, Ezgi ve de Rauf Yekta işi ele alıyorlar arkadaşlar. Buradan itibaren Nim Sofyan Sema, yani Batı müziğinin 2-3'leri de devreye girmeye başlıyor. Bunu da belirteyim. Sofyan, bakın 5 devirli usuller. Biz Türk Aksağı'nı biliriz, bir de Zafer'i biliriz. Halbuki bakın Türk Aksağı Efferi diye bir usul var. 3+2 tartımlı özel bir usul var. Ki bu usulü de sevgili arkadaşlar ilginçtir. Bir eserinde Sayettin Kaynak ortaya koymuş. Sayettin Kaynak çok özel bir adam arkadaşlar. Bir müzik dehası değil, bir müzik en az makam yönünden deha, usul yönünden deha, bestekarlık 3 ayrı dehası olan bir adam, onu belirteyim. İlginç usulleri var bulduğu, değişik makam kullanışları var. Çok özel bir beyin, o kişiyi ayrı bir tartmak lazım. 6 devirli usuller, biz hep Yürük Sema'yı, Sengin Ar, bunları biliriz. Bakın bir de şu var, Mürekkep Nim Sofyan, Darb usulü. Şimdi Yürük Sema'yı formundaki eserlerin hemen hepsinde Yürük Sema'yı da yazar orada. Halbuki baktığınızda eserler aslında 2+2+2 şeklinde gittiğini görürsünüz. Çok ilginçtir. Bunun adı da Darb usulüdür. Kitaplarda bunun Dede Efendi'nin bulduğu söylenir. Hayır, Dede Efendi'den çok daha önce biliniyor. Bu usulü de iyi öğrenmek lazım. 7 devir usullerimiz var. Hep devir Hindi, devir Turan bilinir. Devir Turan Efferi de vardır ve bu halk müziğinde çok kullanılmıştır. Türkmen usulü de vardır. Üçlüyü ortaya alırsınız. Mesela bir eser var. Yağmur yağar işte taş üstünde. Herhalde öyleydir. Do, re, mi, 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 re, re, sol, fa, sol, mi, re, mi, re, mi, do. Bakın do, re, mi, 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 mi. Üçlü ortada. Do, re, mi, 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 re, sol, fa, sol, mi, re, mi, re, mi, do. Si, do, re, do, re, si, la, do, si, la, sol, do, si, re, si, la, 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 la. Son anda devri turana dönüşü veriyor. Muhteşem bir usul geçkisi arkadaşlar. Bunu zorla devri turan diye yazıyorlar. Çağın arkadaşlar şaşırıp kalıyor. Sevgili arkadaşlarım, Türkmen usulümüz de var. Muhteşem bir usul. Yine 8 yer usullerimiz var. Bize bir tek Düyek'le Müstemen'i öğrettiler. Müstemen Efferi var. Sofyan Efferi var. 2-4-2 şeklinde usul var. Bakın arkadaşlar. Senkop kısmını Düyek'in ortaya almışlar. Düm, düm, te, ek, tek, te, ek. Böyle arkadaşlar bir sürü halk müziği eseri var. Muhteşem. Veya başa 2-2'yi almışlar. Senkop kısmını en son almışlar. Düm, tek, düm, tek, tek. Böyle bir sürü eser var arkadaşlar. Bunları niçin görmüyoruz? Halk müziğini niçin efendim Türk müziğinin dışında tutmaya çalışıyoruz? Bunu da anlayabilmiş değilim. Yine bakın 3-3-2 ters şeklinde usulü var. Diyorsunuz bu müsemmen 3-2-3'tür.
Bakın 3-3-2 yapmışlar. 2-3-3 yapmışlar. Sevgili arkadaşlar, halk müziği usul yönünden o kadar zengin ki bunları da işlemek lazım. Türk müziğine bakın. Düyek müziğinin iki usul yerine bakın şu usulleri katmak lazım. Sofyan Efferi ise sevgili arkadaşlar Cinüçen Hoca'nın Türk müziğine bir katkısıdır. 9 devirli usullerimiz. Biz oynak biliriz. İşte raksak sarı, aksak, effer. Bu kadar. Bazen de bir aydın derler o kadar. Bakın ağır oynak diye bir usul var. Zeybeklerin birçoğu bu usuldedir. Bunu niye görmüyoruz? 5+4 tartımlı bir usul yakaladım arkadaşlar halk müziğinde. Muhteşem. Bakın 2-2-3-2 tartımlı usul. Böyle özel bir usulümüz var. Bu usulün bulucusu da sevgili arkadaşlar kim diyeceksiniz? Efendim yanlış hatırlamıyorsam eğer bu usulün bulucusu sevgili arkadaşlar Sayettin Kaynak. Onun bir eseri var. Çoban Kızı diye. O eser bu şekilde yazılmıştır. Fakat eseri kimisi oynak usulünde yazmaya çalışıyor, kimisi aksak, bir türlü tutmuyor. Ben en sonunda doğrusunu yazdım. Baktım ki üstadımız muhteşem bir usul bulmuş. Peki, aksak usulü. Aksak usulü hep düm, teke, düm, te, ek, tek yazılıyor. Hayır, bazı eserlerde direkt düyekli aksak başlıyor, bazılarında sofyanlı. İki tane aksağımız var. Ağır aksak ise 9-4 değil arkadaşlar, acayip bir usul. Yani hatta bu usul eserin formülüyle bütünleşmiş bir durumda. Yani dünyada böyle bir örnek var mı bilmiyorum. Ağır aksak şarkı dediğinizde o formülüyle, besteleniş tarzıyla, usulün işleniş tarzıyla bambaşka bir alem. Bu bir tek Türk müziğine mahsus müthiş bir zenginlik. Bunun için görmüyoruz. Aydın usulü diyorlar. İşte Sofyan şeklinde. Bu farklı bir usul. Bayağı yürükle icra ediliyor. Efferdi'yle Sofyan'ı düyekli ikiye ayırabiliyoruz. Ağır efferimiz var. Bu da yine halk müziğinde çok görebiliyorsunuz. 2-2-2-3 şeklinde şu üç arkadaşa ayrılmıyor. Direkt burada kalıveriyor. Böyle bir usulü var. Mürekkep semai. Yani 3-3 ama sevgili arkadaşlar özel bir işlenişi var bunun. Bir de şöyle bunun ağır mürekkep semaisi var sevgili arkadaşlar. Hani bir ZB'miz var veya bir Ege türkümüz. İşte bir ataş ver cigaramı yakayım arkadaşlar. Baktığınızda göreceksiniz. Peki 10 devirli usuller. Bize Aksak Semai, Curcuna, Lengfahte, Cengi Harbi. Hadi güle güle diyorlar. Aksak Semai Efferi de öylesine geçiyor arkadaşlar. Bakın, Curcuna Efferi var. Lengfahte'nin iki ayrı şekli var. Cengi Harbi'nin yanında bakın 3-3-2-2 tartımlı usulümüz var. Bambaşka bir şey. 3-2-3-2, 5+5. Direkt 5+5. Curcuna değil, karıştırmayalım arkadaşlar. Adam bunu da yapmış. Muhteşem bir usul. 11 devirli usuller, efendim tek vuruş deyip geçiyorlar. Bakınız, şöyle bir usul var. 4-3-4. Benim bulduğum bir usul var Özbek. 3-2-3-3. Öyle gidiyor. Darbı dil. Bu da Gönül Paçacı'nın bulduğu bir usul sevgili arkadaşlar. Yeniler de çıkıyor. 12 devirli usuller. 13 devirliler. 14-15. Bakın arkadaşlar 15'te 2 tane kalmıştık. Bakın 3 tane daha geldi sevgili arkadaşlar. 16 devirli. Ekledik bir tane daha. 17 devirli. Bu da efendim rahmetli Cihat Hoca'nın, Doktor Cihat Hoca'nın efendim bulmuş olduğu bir usul. Suri bulmuş ama yaptığı beste çok uymuyor. Ben bunu yeniden besteledim. Çok değişik bir eser. Değişik bir usul. Yani bunu müzisyenler eğer öğrenirse muhteşem olacak. 18 devir usullerimiz var. Devam ediyorum. 20, 21, 22, 24, 26. Bakın gidiyor böyle. 28, 32. 48, 64, 8'de gidiyor arkadaşlar. En son burada kalıyor. Türk müziğindeki en büyük usul aslında tek başına ele aldığınızda Darbu Fethi. 88. O efendim 120'lik falan olanlar, işte 120 zamanlı zincir, 120 zamanlı cihar, bunlar bir çeşit darbeyin usulü arkadaşlar. Bunlar birleştirilmiş usuller. Bunları karıştırmayalım. Devam ediyorum. Birleşik usullere geçtik. Temelleri bitirdik. Bunları ben üçe ayırdım. İncelediğinde isim, bizim dedelerimiz tarafından isim verilmiş usullerimize birleşik usuller. Sonra darbeyinler var. Bir de karma usulleri var. Bakın şimdi isim verilmişler. Nim zincir. Ağır düyek, lengfahte, nim çember, ayin devirle van, nim berefşan. Bunları birleştirdiğiniz zaman bu usul ortaya çıkıyor. Eksik zincir, zincir, cihar bunlar var arkadaşlar. Bir de darbeyin. Yani kişi tutmuş arkadaşlar bir araya usul getirmiş. Fer ile Muhammed. Nim sakil berefşan. Böyle gidiyor arkadaşlar. İki frengi fer, iki devri kebir. Bakın sadece iki farklı usulü bir araya getiriyor. Yaptığı şey bu. Daha bu hatırlabilir. Bestekarın kendisine kalmış. Bu da bir birleşik usul olarak anılabilir. Karma usulleri de ben ekledim. Niye diyeceksiniz? Özellikle halk müziğimizde rastlanan bir grup. Mesela bakın şimdi 1900'lerden sonra özellikle ben eserlerde bunu gördüm. Bayağı bir eser taradım. 18 devirden küçük usuller. Yani 17'ye kadar çıkıyor. Daha yukarı çıkmıyor. İşte mesela aksak devri turan. Bestekar böyle yapmış. Raksaksa, oynak aksa. Mesela bu şu gördüğünüz usul halk müziğinde var. Rumeli türküsünde bunu koymuşlar.
her efendim şeyde satırda aynen böyle geçiyor. Yani bunu tutturmak bile çok zor bir şey. Bestekar yapmış, muhteşem. Raksaksa oynak raksaksa oturmuş böyle. Bakın üç müsemmen bir curcuna, bir devri hindi bir tek vuruş. Bakın arkadaşlar bu öyle gidiyor. Tabunun sayısı artırılabilir. Böyle güzel buluşlar var. Gençlerimiz de buna yönlendirmek lazım. Ve geldik son efendim usul sınıfımıza, serbest usul. Ben bu serbest okumanın bir usul olduğunu iddia ediyorum. Niçin? Eser notalarının eseri icra edenin zevkine ve tecrübesine göre süre yönünden esneyebildiği. Nota esneyebiliyor. Ama neye göre arkadaşlar? Eseri icra edenin zevkine, tecrübesine göre. Ama arkadaşlar bu esneme öyle sonsuz değil, aşırı serbest değil. Yani biz bu eserin usulünü bir aksak, bir düzek olarak belirleyemiyoruz. Fakat eseri icra ettiğimizde belirli bir miktar nota esnetebiliyoruz. Daha fazlasını yaptığımızda eser bozuluyor. Mesela Huma Kuşu diye bir uzun havamız var. Bunu okuduğunuzda, bunu mesela efendim ne diyelim, Huma Kuşu diye başlıyor. O kuşunu şöyle bir iki saniye fazla söyleyin, eser gitti. Demek ki bunun da bir usulü var. Ama o usul sadece o esere ait ve notalar, süreleri, hepsinin değil, bazı notaların süreleri biraz esnek okunuyor. İşte bunun adı serbest usul. Ben böyle söylüyorum arkadaşlar. Benim görüşüm bu. Evet. Dolayısıyla bütün eserlerin icrasında notalar süre açısından tamamen değil, kısmen esnek olup notaların gereğinden daha kısa veya daha uzun sürede okunması halinde eserin ahengi kayboluyor. Yine taksimler de böyle arkadaşlar. Taksimin de bir usulü var aslında. Ama o usul herhangi bir usule benzemiyor. Bu anki bestekarın, taksim yapan sazendenin duygularına göre yapılıyor. Ama oradaki bekleyişi falan azıcık uzun, azıcık kısa yaptığında ahenk bozuluveriyor. Evet, dolayısıyla bu da bir çeşit usul ama sadece o esere özgü ve bazı notaların süresi esneyebiliyor. Bu da arkadaşlar bizim hatalarımızın bulduğu muhteşem bir buluş, muhteşem bir usul şekli diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar bizim müziğimizde maalesef günümüze örneğe gelmemiş ama isimleri ve vuruşları bilinen usuller var arkadaşlar. Maalesef bunlarla ilgili örnekler kalmamış. Bunların da listesi burada. Gülşen, Hefta, Bulgar Darbı, Aksak Sofyan, Arabaksak Semai, Mazmuri, Kadim Efer, Dolap, Darbı Arabi. Böyle gidiyor arkadaşlar. Ve bunların birçoğuna mahsustan beste yaptım. Hani öğrenciler için bir eğitim aracı olsun diye. Ben bir bestekar sayılmam ama eğitim müziğinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunu belirtmiş olayım. Evet, kitabımın adı bu. Türk Müziği Usul Bilgisi. Bundan yaklaşık 100 kadar kitap bastırdım ve üstadlara gönderdim. Onlardan gelecek cevaplara göre ya kitabı yok edeceğim veyahut da efendim bu kitabı o gelen eleştirileri doğrultusunda yeniden düzenleyeceğim. En son basacağım. Yani ben bastım oldu, benim dediğim süperdir, benden iyisi yok şeklindeki bir algı bir bilim adamına yakışmaz. Bir sanatçıya hiç yakışmaz arkadaşlar. Onun için önce kitaplarımı basıp bunları bir dağıtıyorum. Asla satmıyorum. Daha sonra da bu arkadaştan gelen bilgilere göre, eleştirilere göre yeniden düzenliyorum. Ondan sonra daha eli yüzü düzgün, yanlışı daha az bir kitap ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız, var olasınız efendim. Sevgili Hanif Hocam, bu harika sunum için katılımcılar adına da çok teşekkür ediyorum. İzninizle tamamlayıcı olsun diye akıldan geçen bir takım sorulara da belki cevap olur diye bir şey söyleyebilir miyim? Tabii hocam. Kitabınızı satışa çıkarmadığınızı, dağıtmadığınızı, sizin seçtiğiniz müzik bilimiyle uğraşan insanlara, hocalara, arkadaşlara gönderdiğinizi ifade ettiniz. Olur da bizi dinleyenler veya daha sonra YouTube'dan izleyecekler arasında o konuda bir kelam etmek isteyecek olanlar olabilir. Ve bunlar takdir edersiniz ki işe de yarayabilir. Size her konuda, bu konuda ulaşabileceklerini de anons edebilir miyiz bu arada? Hocam çok memnun olurum. Ben şunu söyleyeyim. Bakanlıkta ben 5 sene çalıştım. Birçok netameli yönetmeliği ben yazdım. Mesela bu klinik araştırma insan deneyim yönetmeliğini ben yazdım biliyorsunuz. Hatta daha da netamelisi var. Kongreleri var ya hocam, onu da yazdık. Bu da şuna dikkat ettim. Baktım ki herkesin bilgisi kıymetli. Bana çay getiren arkadaşa da sordum. İlaç firmasında kadar sordum. Profesörsün. Ve inanın çok ilginç cevaplar aldım. Ve bana çok faydası oldu. Dolayısıyla ben şunu öğrendim. Hiçbir insanı küçümseme, hiçbir insanı da gereğinden fazla büyük görme. İnsan de yeter. Bu kadarcık. Dolayısıyla Sayın Hocam her türlü eleştiriye açığım.
Kitaplarını isteyen olursa da elimde kaldığı kadarıyla da seve seve gönderirim. Onu da belirteyim. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Ben veremedim. Size de göndereceğim. Onu da belirteyim. Onu sağ olun. Bekliyorum. Hani görüş belirtme becerisine ve donanımına sahip değilim. Acizim o konuda. Ama şu kadarıyla bile eminim bizi dinleyenler de aynı fikirdedir. Türk müziğinin bu temeli diyebileceğimiz usul boyutunda çok fazla öğrenmek ve bilmek ihtiyacında olduğumuz şeyler var. Yine takdirinize sunuyorum bu değerlendirmemi de. Bu kadar çeşitli, bu kadar zengin bir zemini değerlendirme konusunda oldukça fakiriz. Bu değerlendirme fakirliğinin bir boyutu da bestekarlarımızla ilgili diye düşünüyorum. Yani bir usuller nasıl yaygınlaşır? Biz müziği sağlık için kullananların kullanımına nasıl sunulur? Bir takım bestelerle, bu konuda bilgilenmekle. O yüzden bestecilerimize de çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Haklısınız. Çok şöyle teşekkür ederiz. Hocam, bir cümle daha söyleyeyim. Sayın hocam, şimdiki bestelere bakıyoruz. İki türlü besteler var. Sanat müziği yapıyorum diyen arkadaşlar, makineden çıkmış gibi, efendim, rahmetli bir hocamız var. Şu an ismi aklıma, dini musiki alanındaydı. Sonra da vefat etti. Onun yazdığı bir efendim kitap var. O kitap maalesef Türk müziğinde bestekarlığı bitiren bir kitap oldu. Oradaki prozodi anlayışı son derece yanlıştır. Ve işte efendim konuşur gibi güya beste yapmaya çalışıyorlar. Türk müziği bitti orada. O bir. Dolayısıyla bir bestekar vurgu bu. Artık beste çıkmıyor. İkincisi de piyasa bestecileri. Ellerine bir gitar almışlar. Gitar akort döner hocam. Mi'den Mi'ye gidin. Bizdeki Kürdi dizisi veya Batı'daki Frigyen ve Frigyen dizi. Bu dizi bu kadar. Ritimde 2-4-3-4. Başka 3-4 de yok genelde. Bu kadarcık. Bir tek dizi, bir tek ritim. Yani böyle bir bestekarlık olmaz. Ne Hicaz'ı biliyorlar, ne Aksa'ı biliyorlar, ne Efber'i. Arada bir çıkıyor 3-5 tane maalesef. Hadi ben hekimim, oradan şey yapıyorum. Şimdi Murat Saylam hocamız aynı zamanda çok da iyi bir müzisyen. Ben onun halini merak ediyorum. Bunları dinlerken acaba nasıl sabrediyor? Nasıl? Dinleyici boyutu başlı başına bir önem taşıyor. Evet. Talep olacak, kaliteli dinleme olacak ki bestekarlar da o yönde gelişsin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Müsaade ederseniz küçük bir yani sohbete katkıda bulunayım. Hocanın yaptığı çalışmayı ben çok önemsiyorum. Çünkü bu konuda böyle bir kapsamlı bakış açısı, bir akademik analizle pek karşılaşmadık. Biz bu sıkıntıları çekiyorduk. Bir örneğini vereyim. Nim kelimesi yarım anlamına geliyor. Şimdi Nim Sofyan diyor. Fakat Sofyan'ın yarısı değil bu. Yani Sofyan'ı ortadan ikiye böldüğünüz zaman elinizde kalan parça Nim Sofyan olmuyor. Ya da yine müzikte Leng Fahte usulü var. Aksak güvercin anlamına geliyor. Bir de Fahte usulü var. Şimdi bakıyorsunuz Leng Fahte usulü ile Fahte usulünün ilişkisi ne? Niçin aynı kelimeyi kullandı orada? O ilişkiyi göremiyorsunuz, bunu görmekte zorlanıyorsunuz. Bunun gibi biraz derine baktığınız zaman bir sürü açmaza giriyorduk. Ama bu tarzdaki şeyleri, soruları büyük ölçüde cevaplandıran, belki oldukça kalıcı bir çözüm getiren bir kitap oldu bu. Ben de yüzeyel her gün açıp bakıp tekrar inceliyorum. İlginç şeylerle karşılaşıyorum. Hocanın ellerine, yüreğine sağlık. Buradan tekrar tebrik etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Hocam, sana bir cümle ekleyelim tekrardan. Kitapta aslında çok değişik bir cümle var. Mesela usul ve geçki. Bugüne kadar hep biz makam geçkisi biliriz. Usul geçkisi hakkında hiçbir yazı yoktur. Burada usul geçkisinin bütün incelikleri tek tek verilmiştir. Mesela. Veyahut da hocam ben bu usullerden bıktım. Yeni bir şey yapmak istiyorum dediniz. Yeni bir usul nasıl tertip edilir? Bunu yazdık. Daha önce Abdülkadir Meragi böyle bir şey yazmış. Ama ne yazdığı bilinmiyor. Sadece cümle olarak biliyoruz. Ben bunu kendi başıma böyle bir şey yazdım. Bunu yaptık. Yine notlar yazılırken usullerle ilgili çok hata yapılıyor. Bunlarla ilgili bölüm açtım. Onu da yazdık tek tek. Hatalar ve düzgün yazılımları gibi. Yani böyle diyor, çok değişik bölümler de var. Bilginiz olsun efendim. Benim görmem lazım hocam kitabı. Böyle söylediklerinizle yetinemiyorum. Anladım hocam, anlaşıldı. Çok teşekkür ederim. Hocam, çok kısacık bir söz alabilir miyim? Kısacık. Dilerseniz, yani çok kısa ise buyurun ama... Kitapla ilgili hocam yine. Buyurun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
Hanife Hocam sunumunuzdan dolayı da teşekkür ederim. Kitaplarınızı uzun süredir böyle ısrarla arayıp bulmaya çalışan okurlardan bir tanesiyim. Nihayet bu kitabınızı elde edebildim. Ama tek alabildiğim kitap bu. Bir de biyoistatistik kitabınız var hocam. Bunu öğrencilerime de ben tavsiye ettim. Fakat piyasada bu kitap da bulunmuyor. Ben Uşak'ta oturuyorum. Hani İstanbul'da olmadığım için kolayca kitapçılara ulaşamıyoruz zaten. Araya bir sürü kişileri sokarak, Nobel arayarak vesaire ancak bir kitapçıdan bulabildim. Ama sizden rica ediyorum, okumak isteyen bir sürü öğrencimiz var, araştırmacılar var. Hani satmıyorum diyorsunuz ama en kısa zamanda satmanızı da ümit ediyoruz hocam. Çünkü yararlanmak istiyoruz bizler de. Hocam teşekkür ediyorum. Hocam esaslı kitabının 3. baskısı çıktı. Nobel yeni bastı, bilginiz olsun. O tamamdır. Diğerlerin de cevapları bekliyorum. Cevaplar gelsin ki, çünkü önemli bir hata yapmış olabilirim. Ben müziği biraz da kendi kendime öğrendim. Mesela Murat Salem hocamızın rahmetli babası çok kıymetli bir hekim ve çok kıymetli bir müzisyendi. Samsun gibi bir yerde muhteşem bir koro kurdu. Devlet korosuna varıncaya kadar ve Murat Salem Tokaş gibi bir insan yetiştirdi. Benim öyle bir imkanım olmadı maalesef. Dolayısıyla ben kendi başıma direkt bir yayın yapamam. Gelen cevaplara göre düzenleme yapmam lazım. Bu benim boynumun borcu. Bunları biter bitmez zaten bunları piyasaya sunacağım. Hiçbir kar almadan. Şu an size gönderirsem sizi üzmüş olabilirim o açıdan. Onu belirteyim. Bu yazdığınız diğer kitap da onu Medifol basmışydı. Ben şeyim değil, bilginiz olsun. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Şeyma Hanım, çok teşekkürler katkınıza. Sağ olun hocam. İyi akşamlar. Hanife hocamızdan beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Ama kendisini yakın tanıyanlardan birisi olarak kabul ederse ifade edebilirim ki bunları üretirken hedefine ulaştırmak amacını mutlaka taşıyor. Onun için bekliyor ise ya da ulaşamıyor iseniz vardır bir hikmeti. Mutlaka ulaşacaktır. Merak etmeyin diyorum. Kemal Hocam bir şey mi söyleyeceksiniz? Buyurun. Hocam buyurun lütfen. Estağfurullah. Diğer hocalarımıza geçelim. Evet. Şimdi müsaade ederseniz zaten çoğu kişi tarafından tanındığına eminim. Değerli sevgili arkadaşım, değerli hocam, Profesör Doktor Murat Salim Tokaç Bey'i takdim etmek istiyorum. Kendisi saymakla bitmeyecek yeteneklere, idari, bilimsel, sanatsal becerilere sahip gerçekten ender insanlardan birisi. Kendisini tanıdığım için çok mutluyum. O yüzden çok uzun uzun tanıtımlardan, övgülerden çok haz etmediğini de biliyorum. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Biz işlerine... Yani burada sergileyeceği, bizimle birlikte olacağı, sizle beraber olma işine doğru yönelelim. Murat Salim hocamız Türk coğrafyasında müzikal çeşitlilik, sesler ve renkler başlıklı bir kendi çalışmalarını da ihtiva eden ve ruhumuzu da şenlendireceğine, başka yerlere bizi götüreceğine inandığım sürpriz performanslarıyla sizlerle birlikte olacak. Buyurun Murat Salim hocam. Şükrü Hocam çok teşekkür ediyorum. Hanefi Hocam'a da sunumları için öncelikle bir kere daha teşekkür ediyoruz. Kemal Hocam'dan başlayarak bütün hocalarımıza, katılımcılara tekrar tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ben Hanefi Hocam'ın esprisiyle girip devam etmek istiyorum. Hakikaten öyle. Alet işler el övünür derler bizim eski büyüklerimiz, atalarımız. Bunu Türk coğrafyasında da fazlasıyla ortak coğrafyamızda kullanılan bir atasözü ve deyim ya da güzel bir anlam ifade eden söz olarak söyleyebilirim. Hekimlerin bu işte fazlasıyla meşgul olduğunu söylerken aslında bir bakıma bazı dostlarımızın azıcık da olsa kinayeli ama kinayeli olduğu kadar da aslında reddedemeyecek kadar da gerçek olduğu bir durumu müşahede ettiğini biliyoruz. Bu sadece belki direkt hekimliğin mesleki olarak içinde bulunmaktan dolayı değil. Biliyoruz ki sizler gibi hekimlik eğitiminin öncesinde de bu işlerle meşgul olmaya başlayarak aslında hekimliğin de kendi başına bir sanat olduğunun tespitini yıllar sonra geriye döndüğümüzde, filmi sardığımızda nasıl bir durum olduğunu görüyoruz. Bence burada üzerine parmak basmaktan öte altını, üstünü, yanını, her tarafını kırmızıyla mı, pastelle mi, işte fosforluyla mı nasıl çizersek çizelim. Bizim bugünkü müzik eğitim sistemimizde iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batırma misali günlük
müzik eğitimi politikalarının veya orta vade, uzun vadeye geçmeyecek politikaların yanı sıra pozitif bilimler dediğimiz, bizim matematikten tutun ta tıp bilimine kadar uzayacak geniş yelpazede bir araya getirilen multidisipliner eğitim sistemi modelinin hala daha müzik eğitimi modeline yansımamasından kaynaklanan bir takım nakıslar ve eksiklikler olduğunu acizane düşünmekteyim. Dolayısıyla bir konservatuardan, bir müzik bölümünden ya da herhangi bir şekilde bu eğitimi veren kurumlardan mezun olan arkadaşlarımızın nihai hedefinin tam 12'sinde ya da ortasında bir sanat kurumunda, bu sanat kurumu da genelde devletin bünyesindeki sanat kurumlarında aktif bir sanatkar olmak, hayatını bu şekilde idame ettirip kazanmak noktasında bir hedef tayininden ileri gitmeyen bir modelleme oluyor. Onun için bizim buradaki konuştuklarımızın ilmi olarak, bilimsel olarak yapılan sempozyumların, kongrelerin, panellerin her ne olursa olsun, sohbet olsa dahi kendi içerisinde yeniden tartışılıp bu disiplinler doğrultusunda yeniden modellenmesi gerektiğine inandığımız güzel bir camia ve toplulukla. Biz zaten birlikteyiz de hani hem müzik terapinin başlangıcından bu yana ve ondan önce de müzikle beraber olduğumuz pek çok ortamda hem mesleki eğitimlerimiz hem de birbirimize olan güvenimiz, dostluğumuz, abilik, kardeşlik ve bilime olan saygımızdan dolayı herkesin kendi alanda yaptığı araştırmalara da özenle ve hassasiyetle gösterdiğimiz saygıyla, sevgiyle devam ettiğimiz için bunları biliyoruz ama bunları biraz daha fazla yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben fazla sözü uzatmadan sizinle de bugün birlikte olacağımız, şimdi paylaşınca herhalde çıkacak değil mi? Şu anda ekranımızdaki bir anlamda. İsterseniz hazırladığımız slide'la şey yapalım. Buyurun hocam. Şu anda geldi mi ekrana acaba? Hayır henüz. Evet. Herhalde. Geliyor hocam. Geldi hocam. Geldi. Geldi. Tam sayfaya da çevirdim. Evet. Göründü değil mi hocam? Ben bir aynen. Çok güzel. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi bizim aslında dünden bugüne, bugünden yarına bıraktıklarımızın da bir karşılığı ve birbirimize olan bağlılığımızı ve bu coğrafyanın belki tamamen bir noktada birlikteliğini ortaya dökecek bir konu üzerinden. Ama bu konuyu da ifade ederken aynen Hanefi Hocam'ın dediği gibi pek çok çalışmamızın da kendi içerisinde ürün olarak bizden sonrakilere kalmasını düşündüğümüz bir modelleme olsun dediğimiz bir nacizane kendimizin hem kurumsal hem de birikimlerimizi konu alan bir çalışma üzerinden gitmeyi planladık. Bunun için bizim Türk coğrafyasında müzikal çeşitlilik ve sesler, renkler dediğimiz sizin başlığınız üzerinden ben ortak mirasın bilinmeyen varisleri diye bilinen ve bizim aslında biraz sonra kısa sunumda da bunları açıklamaya çalışacağım. Aynı telden, ayrı dilden diye isimlendirdiğimiz ve bu noktada hemen sonraki slaytta hem edinmek isteyenler için, dinlemek isteyenler için bunlar bizim kurumsal TİKA diye daha önce Başbakanlığa bağlı, şu anda Bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan bir birimle 2016 yılında yaptığımız CD ve akademik bir çalışma kitabı olan üründen bahsetmiş olacağız. Yani aslında burada biz aynı telden, ayrı dilden derken o ortak coğrafyayı bir araya getiren ve Osmanlı toprakları diye bildiğimiz son dönemde daha net olarak gayrimüslim bestecilerimizden bahsedeceğiz ki siz de biraz önce zaten hani dinlemenin ve bugünkü Hanefi Hocam'ın da sunumunda olduğu gibi bestekarlığın ve besteciliğin ya da kompozitörlüğün de ne denli önemli arz ettiğini günümüz açısından da belki değerlendirmeye bir fırsat olacaktır. Yani bizim düşünürler ya da alimler ya da mütefekkirler dediğimiz medeniyet kavramının tanımını çok kısaca hem hatırlatma gibi bir millet ve toplumun maddi manevi varlığına ait üstün niteliklerden, değerlerden, fikir ve sanat, ilim, teknik, sanayi, ticaret ve buna benzer sahalardaki nimetlerden yararlanarak ulaştığı bolluk, rahatlık ve güvenlik içindeki hayat tarzı, yaşama biçimi, uygarlık. Yani aslında şuradaki tanımın içinde bizim bize ait topraklarda yaşadığımıza ait ne varsa
bir sentezi gibi oldurduğumuz ve kendi kendimizi aslında bizi ifade eden bir birikimden bahsediyor. Dolayısıyla bu tanımı pek çok yere götürmek mümkündür ama onun haricinde başka dallarla da besleyerek kültüre ve sanata ulaştığımız bir yol haline geliyor. Buradan da yola çıktığımızda bu medeniyet unsurlarının içerisinde de sanat dediğimiz o birikimin çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıktığını, mimarisinden, musikiye, edebiyattan diğer bütün görsel sanatlara kadar içerdiğini gördüğümüz ya da keşfettiğimiz, teşhis edebildiğimiz bir alan karşımıza çıkıyor. Bunun içinde de bu sanat diye tabir ettiğimiz oluşumun içinde de musikinin ne kadar bir önemli yer tuttuğunu, farkındalık üzerine kurguladığımız kendisine ait bir alfabesi olabileceğini tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Onun için burada da fayda gördüğümüz, belki ilk defa görüştüğümüz genç arkadaşlarımız için de bir kulakta küpe olması için insanın duygu ve düşüncelerinin seslerle ifade edildiği sanat diye, tabii deminki sunuma da bağlantılandıralım, bunların bir prensip ve kalıp içerisine sokulması da o ritim ve usul genetiği dediğimiz faktörle de birleşmesi gereken. Dolayısıyla müziğin direkt insanın kişiliğine hitap ettiği kendi alfabesinden dolayı yine muhakkaktır. Bir tarafıyla maddi alemde, diğer tarafıyla bizim manevi dediğimiz başka alemi de bize hatırlatan bir birleştirici güçtür. Ve bu anlamda sanatın her alanında da pek de göremeyeceğimiz bir güçtür. Yani bu bir ayrıcalık değil ama farklılığını ortaya koymak. Bu tespitin de en büyük delili müziğin barındırdığı eşitlik aslında. Yani dini ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, hangi ırktan gelirse gelsin, bir araya geldiği zaman o alfabeyi hemencecik ortaklaşa, yani Türkçe bilmeyenle İngilizce bilmeyen belki kendi arasında bir anlaşma yapamaz ama müziğin ortak dil olduğu bir ortamda çok da kolayca birbirlerini anlayacak, dinleyecek ve aslında biraz daha sonra alışverişte de bulunabilecekleri bir durum haline gelir. Kendi içerisinde de dini müzik, din dışı müzik, enstrümantal müzik, edebiyatla harmanlandığı zaman sözlü müzik dediğimiz pek çok türü de kendi içerisinde barındırıyor tabii. Bundan dolayı da gördüğümüz gibi insan toplumunda farklı toplulukların birbiri arasında kolay bir anlaşma yolu olduğunu tekrar görüyor. Bizim burada deminki başlığımızdaki aynı telden ayrı dilden dediğimiz başlığa biraz daha nüfuz etmemiz mümkün olursa içimizdeki bilmediklerimiz diye mesela bir felsefi bir başlıkla, alt başlıkla bu paylaşımın belki dinleyici olarak bir yerinde olabiliriz, belki icracı olarak, belki de bu paylaşımın üreticisi. Yani o besteci ya da kompozitör dediğimiz konumunda. Bu aynı telden ayrı dilden projemizin temasını da ortak medeniyet mirasımızın mimarlarından, paylaşımın üretici olarak bir parçası olanlarından gayrimüslim bestecilerimiz oluşturmuştu yaparken. Dolayısıyla Türk musikisi sistemi bugün Batı musiki sisteminden dünyada en çok belki yayılmış sonra bir müzik sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu bir karşılaştırma değil ama coğrafya olarak baktığımızda kabul görmediği düşünülen sistemlerde bile derin bir etki yaptığı yine musiki bilimlerince, alimlerince söylenmekte. 15. yüzyılda Türkler Asya kıtasının en büyük kısmında, Avrupa kıtasının önemli bir bölümünde ve Afrika kıtasının da kuzey ve doğu bölgelerinde uzun süren hakimiyetler kurdular malumunuz. Buralarda bıraktıkları medeniyet, kültür ve sanat unsurları arasında musikinin de önemli bir yeri olduğunu belki çok daha geniş toplantılarımızda ve katılımlarımızda daha alt başlıklar olarak özelleşmesini de sunabiliriz. Milleti Sadıkan'ın sanatı ki Osmanlı'da biliyorum. Hani milleti sadıka deyince bizim özellikle gayrimüslimler içerisinde de Ermeni vatandaşlarımız için özellikle ve hassasiyetle söylenmiş bir tanımlama. Dolayısıyla burada bizim Osmanlı İmparatorluğu'na baktığımız zaman o kültürün tüm unsurlarının ve özellikle müziğinin en üst seviyede üretildiği ve icra edildiği bir dönem olduğunu görüyoruz. Yani Osmanlı'nın son dönemi artık hani iyice harmanlanmış ve en güzel ürünlerin sunulabildiği bir dönemden bahsediyoruz. İmparatorluk bünyesinde bulunan bütün halklar İmparatorluğun baskın kültür alanlarına hizmet etmiş ve önemli katkı sunmuş. Özellikle askerlik hizmetlerinin bulunmayışı bu vatandaşlarımızın sanat ve ticaretle rahatlıkla ilgilenmelerine de fırsat sağlıyor malum. Mimari ve musiki de karşımıza çıkan eserler
bunun en önemli ispatlarından olmuş. Ayrıca farklı etnik kimliklere mensubiyetleri gayrimüslim sanatkarların sanata müspet katkılarını da çeşitlendiren bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka aklımıza geldiği zaman mesela ne hatırlayabiliriz? Din ve dil bakımından farklılık göstermelerine rağmen yakalanan ortak payda her zaman müzik alanında, biraz önce de söyledim. Benimsedikleri ve ileri seviyelere gitmesine katkı sağladıkları müzik türü daima bizim coğrafyamızdaki icra edilen Türk musikisi ya da Türk müziği olmuştur. Eserlerinde kullandıkları makamsal yapı ve buna bağlı olarak kullanılan Türk müziği sistemi ve hocamızın biraz evvel yine sunumunda aktardığı gibi ritim ve usul kalıplarının da bu gerçeğin teknik izahı olarak karşımıza durması pek çok eser üzerinde yaptığımız incelemelerde de ispat olarak karşımıza çıkmakta. Bu etnik yapılanmaya baktığımızda kendi içlerinde nüfus bakımından en üst seviyede olanlar Yahudiler, Rumlar ve Ermenilerdir. Söz konusu üçlü içerisinde sanat alanında özellikle bestecilik ve icracılık sahaları incelendiğinde Rumların ve Ermenilerin hatırı sayılır bir birikime sahip olduğunu da görmekteyiz. Bu çalışmada da zaten biz bu yaklaşımla çalışmayı yürüttük ve ele aldık. Gerek Museviler, gerek Rumlar ve Ermeniler gibi Ortodoks Hristiyan topluluklar da nitekim böyle. Bunların arasından çok değerli besteciler yetişmiş ve bu besteciler Türk bestekarlarınkinden küçük bir fark göstermeyen binlerce besteyle Türk kültür ve müziğine büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Rum Ortodoks, Ermeni Gregorian kiliseleri ve Musevi havralarında Türk musikisinden makam ve usullerle bestelenmiş ilahiler okunmuş ve halen de okunmaktadır. Son dönemde bizim de katkılarını aldığımız ve çalışmalarımızda davet edip fazlasıyla memnun olarak katılan dostlarımız da olmak kaydıyla. Yine aynı özellikleri taşıyan Hristiyan ilahilerin sayısı binlerle ifade edilmektedir. Mesela İstanbul'un Galata semtinde yüksek kaldırımda bulunan bir sinagogda ayin dinlemeye giden bir musiki şinas, Dede Efendi'nin bir bestesinin İbranice okunduğunu hayretle müşahede etmiştir. Yine bu durum sadece İstanbul merkezi düşünülmemeli. İstanbul dışı bölgelerde ve yörelerde de aynı etki görülmekte ve dini ritüeller artık Türk musikisine ait name ve ritimlerle icra edilmeye başlanmıştır. Ermeni halk müziği ve aşık denilen aşık saz şairleri de Türk halk musikisine benzerlikleriyle dikkat çekmektedir. Anadolu ve Güney Kafkasya'nın hemen her yerinde böylesine etkileşimlerin izine rastlanmaktadır. Başta İstanbul olmak üzere Osmanlı eyalet ve sancak merkezlerinde oraların saray ve dergahlarında icra edilen musiki Müslüman gayrimüslim tüm milletleri kucaklamıştır. Osmanlı'nın milleti sadıkasını da içeren gayrimüslim bestekarlarını, onların sanatını, Türk müziğine kattıklarını bizim aynı telden, ayrı dilden gayrimüslim bestekarlar projemizde hakiki birer Osmanlı vatandaşı olanlara saygı iletmekteyiz. Şimdi bizim bundan sonrasındaki hem görsellerle belki hem de sesli örneklerle birazcık süsleyeceğimiz kısımda isterseniz belki söz olarak geçen, belki bestesini bildiğimiz ama hani farkındalık açısından bir kere de burada ifade etmekte fayda gördüğümüz bazılarını veya ön plana çıkmış olanlarını da şöyle bir göz gezdirerek gidelim isterseniz. Mesela bizim bu çalışmamızda 2 CD'lik bir albümü de kitaba koyarak hediye etmiştik. Demin de bahsetti hocam ama biraz da hani makam isimleriyle gittiğimiz zaman mesela Gülizar diye bilinen bir makamın bizim klasik fasıl ya da takım, yani bestesinden başlayarak yürük semaisine kadar hatta şarkılarına kadar devam eden bir form genel takımı ve Gülizar diye öyle böyle pek çok bestecinin de icradan ve teşhis etmekteki çok da kolay olmayan müzikal kimliğiyle ortaya koyan bir tamburi İshak'tan bahsediyoruz. Neticede Hüseyini gibi bizim hem yöresel duygularımızı çok iyi ifade eden makamın sanki oralar... Alo, efendim? Hocam, katılımcılarımızdan buyurun. Sesleri kapatmalarını rica edeyim. Tamam. Kusura bakmayın Salim Hocam, buyurun. Estağfurullah. Sıkıntı yok değil mi benim şeyde? Yok, yok, hayır. Dolayısıyla ben aynen kaldığım yerden, yani Hüseyini gibi bir makamın aslında bizim müzikal kimlikteki özelliği, yani bizim yerelde
köydeki ve en küçük yerleşim birimine kadar yaşama özelliklerini ortaya koyan o makam özelliklerini yine gördüğünüz gibi burada biraz sonra temsili ya da fotoğraflarıyla da devam edeceğimiz bu bizim gayrimüslim dediğimiz bestekarların sanki bizimle birlikte binlerce yıl o topraklarda yaşamışçasına ve o kokuları içlerine sindirmişçesine bu ürünleri veriyorlar. Ben bir adım daha ötesine gideyim. O kadar özümsemişler ki bizim bu makamlarımızın özelliklerini örnek eserler olarak derslerimizde ve talim dediğimiz bizim tekrarlarında ve öğrencilerimize meş sisteminde aktarırken fazlasıyla makamın en iyi örnekleri olarak da aktardığımız dönemler olmaktadır. Devam edelim. İkinci CD'de de bizim bazı derlemelerle belki daha az bildiğimiz ve onların yine bu topraklarda yaşadığından emin olduğumuz ve fazlasıyla bu hizmeti yapan az bilinen eserleri şarkılarla ve türkü formundaki bazı eserlerle birleştirmiş olduk. Gelelim bunlardan mesela işte demin bahsettim Tamburi İshak. Neticede hani kesin olmamakla birlikte bir padişaha hocalık yapacak kadar seviyeye geliyor. 1745-1814 diye bahsettiğimiz artık Osmanlı'nın da bu anlamdaki en güzel ürünlerini verilip bir dönem değişimine geçtiği bir ara dönem ya da buradaki sanatın ne kadar doruğa çıktığının ispatı olan bir bestekardan ve icracıdan bahsediyorsunuz. Neticede bir diğeri Laftacı Andon son dönem yani 19. yüzyıl 20. yüzyıl başlarındaki bizim artık fasıl kümeleri dediğimiz o topluluklarda hem icracı hem de güzel eserleriyle bize o ürünleri vermiş. Bimen Şen ki hani başka bir mesleki tarafı olan işte kuyumculukla meşgul olurken pek çok eseri. Bugün aklımıza geldiğinde bu işte ilgilenen musiki şinasları, dinleyenleri, çalanları, söyleyenleriyle hemen bir Bimen Şen eseri geçmeyecek miyiz diye sormaktan kendilerini alamazlar. Udi Hrant dediğimiz Kenkulien diye soy ismiyle de bildiğimiz son döneme kadar yani radyolarımızda fazlasıyla icrası ve besteleriyle 70'li yılların ortalarına kadar neredeyse fazlasıyla bunu dinlediğimiz ve en son bir radyo röportajıdır arşiv kayıtlarından. Sadece hatıra olsun diye söylüyorum. Kendisine sorulduğunda bu kadar yaşta 74 senesindeki bir röportaj radyoda sorulduğunda oradaki programın yürütücüsü kendisine şunu soruyor. Hani beklediğiniz ya da bu memleket için bir yaptığınızı düşündüğünüz bir durum var mı diye o kadar böyle mütevazı bir kimlikle cevap veriyor ki bana bu güzellikleri yaşatan, bu nimetleri sunan, bu memleketin insanları ve bu memlekete teşekkür edebildiğimi hala düşünmediğim bu aciz bestelerimle diyor karşılık verebildim. Ve bu kayıtlar ellerimizde var. Bunları tekrar tekrar dinlemek, yeniden tesis etmek gereği de vardır diye düşünüyorum acizane. Kemani Tatyos Efendi, isterseniz hemen burada bir vaktimiz eğer varsa kıymetli hocam. Sevgili Murat Salim hocam, hem bu buradan akustik örnekler yani işitsel tabii olarak da duyalım ama esas sizden şey de bekliyoruz. Yapacağım hocam, sözüm var. Canlı olarak da bekliyoruz. Yani biz Levent çünkü hocamla kalan süreyi toparlarız, hiç merak tamam etmeyin, lütfen rahat olun. O zaman çünkü mesela biz hep işte eseri demin söylemiştim ya sözlerimin başında, eseri biliriz de bu besteci kimdi onu isterseniz tabii bugün için yani bu eseri dinledikten sonra Kemani Tatyos'tan bunun bestecisini olup olmayan bilmelerin haricinde Türk müziğinin klasik sanatçısından en popçusuna kadar defalarca üzerinden fazlasıyla ekmeğini yiyip bundan kazanan arkadaşlarımız, dostlarımız varken Kemani Tatyos'u hatırlamak bazen çok güç oluyor. İsterseniz çünkü topluluğun genel bir icrası olduğu için daha düzenli bir icra. Kendi icramı biraz daha müstakil tarafa daha basar basmaz hemen herkes mırıldanacak herhalde diye düşünüyorum. Bakalım ne çıkıyor. Thank you.
Ya şarkının içinde de söylemiş zaten. Şimdi hazin tarafı şu. Mesela Ermeni mezarlığı Kadıköy'de bulunan bir yerde, toprağı bol olsun metfun. Yerini bulmak için önce bir araştırma falan yaptık, sonra bulduk falan filan. Yani bunlar belki için felsefe tarafı ama işte gördüğünüz şu anda şarkının bütün duygularıyla Gamze'deyim deva bulmam diye başlayan filan filan bizi anlatan o kadar içtenlikle ve bu seviyeye nasıl geldiğini tesis etmek için baktığımız o geri plandaki bilimsel işte meşk her ne olursa olsun özümsemek ve özümsetmek adına yapılanların bir modelleme olarak aslında karşımızda hazır durduğundan başka bir pratiğimiz de yok. İsterseniz bundan sonrasına baktığımızda işte Leon Hancian dediğimiz padişaha iltifat edecek kadar sözleriyle bestelerini yapıp ve kabul görmüş bir bestekar Muskişinas. Yine pek bilinenlerin içinde değil ama güzel, nazik, böyle romantik şarkılarıyla az da olsa bizi beslemiş bir Udi Afet diye bilinen Mısırlıyan sözleri. Kemençe Çinikolaki saz eserleriyle meşhurdur. Yine Gomitas, yani bir Ermeni gayrimüslim vatandaşımız olmakla birlikte tehcirde bir ara kendini, akıl sağlığını da yitirecek kadar bazı durumlar yaşayıp ama bu ülkenin insanı olarak hizmet vermekten geri durmamış. Burada kısacık bir kendisinin derlemesi değil ama bir Rum diki diye dediğimiz bir ezgi bulmuştuk. Müzik küçücük bir şey. İsterseniz hani dinletmek istememin amacı şu, yani tınıların ve ne kadar özümsendiğinin bir karşılığı olarak belki yeniden dinleyenlerimizle ve katılımcılarla paylaşmak istiyorum. Dikkat çekmek istediğim burada bizim makam müziğinde çok rastlamadığımız, aslında halk müziği kültürümüzde fazlaca karşımıza çıkan rast makamının seyriyle hoca, bu işe bilimsel olarak yaklaşan hocalarım çok iyi anlayacaktır. Karar perdesi dediğimiz rast perdesi ya da sol perdesinde karar etmeyip aynen pek çok türküde olduğu gibi üçüncü derecesi olan segah ya da si perde, koma si perdesinde eseri sanki yarım bırakmış gibi, fakat bunun da bir bize kültürümüz ve sanatımız, musikimiz içerisinde ayrı bir duyguyu bize anlatan kalışlar olduğunun ispatıdır. Yani nerelere geldiğinin belki bir kere daha bize en bariz göstergesi oluyor. Yine lafta dediğimiz enstrümanın hem çalıcısı hem beyarı Aleko Bacanos ve bir kardeşi Yorgo Bacanos, yine bunların da fazlasıyla bize neler verdiğini göstermektedir. Teşekkür ediyoruz diyoruz ama herhalde hocamın da bu noktadaki
ısrarıyla asla bırakmayız tabii. Anladınız. Ben isterseniz ekran ekran paylaşımını şu anda bitirdim. Kendim evet. Görünür oldum. Kendim görünür olunca sazı da elime alacağım gibi duruyor. Burada tabii bugünkü bir konser havası ya da müstakil bir bu şekilde bir sınıf olmayacağı için hem vaktimizi değerli kullanmak adına hem de sizlerden özür dileyerek bakalım eğer saz bize okuyacağım derse bir şeyleri ben şu anda sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah okuyacağım der Salim Hocam. Ben sazınıza da bir şey söylemek isterim. Peki. Levent Hocam da bana katılacaktır eminim. Bizim bölümle ilgili yani müziğin şifa amacıyla, sağlık amacıyla, kullanımıyla ilgili kısmı ben geçmişten bugünümüze olan yolculuğu Levent Hocam'dan rica edip günümüzde ve geleceğe yansımalarını başka bir programda sizlerle paylaşmak üzere o vakti tamamen emrinize amade diye size estağfurullah. Yine de biz vakti değerli kullanalım. Çünkü birkaç sefere olacak sunumlar için de hazırlığımızı yapmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz deriz en azından sanatçı tabiriyle. şimdi bir sözlü bir de enstrümantal parçayı sizinlerle paylaşabiliriz. İsterseniz gelin önce hem sözleri de bize fazlasıyla duygu ver. Aslında ben bir okuyucu değilim. Bunu bilen hocalarım fazlasıyla biliyor. Ama burası aynı zamanda bir çevrimiçi sohbet olduğu için öyle kalırız. Dışarıda da bunların bir hatıra olarak kalmasından öte bir iddiası olmaksızın Hicaz makamında. Hicaz makamı bizim bir kulağımıza üflenen ilk ezan sesiyle hayata gözlerimizi açtığımızda annemizin ninni makamıdır. Ve bunu biz böyle kabul ettik. Dolayısıyla o ninni makamının bir gayrimüslim bestekar, bizim aynı dilden, ayrı telden dediğimiz o musiki şinasların bize hediye ettiği o makama ait güzel bir şarkı. Güftesinin de kendisine ait olduğunu tespit edebildiğimiz Udi Hrant'ın bir bestesi. Ve şöyle diyor orada, aslında sevgisini, bütün o duyguları karmaşık hale getirmeden saf bir şekilde anlatan bir dörtlükle bize hediye etmiş. Ne diyor? Gel nazlı güzel gel, bana can ver gülüşünle. Yani bir gülüşüyle nasıl can verdiğini ifade ediyor. Zaten eser bitti burada aslında. Gel sinemi aç, yaremi gör, kalbimi dinle. Aşkın yakıyor ruhumu her lahzada canan. Gel sinemi aç, yaremi gör, kalbimi dinle demiş. Bakalım bizim var olmayan sesimizle tamburla eşlik ederek okumaya çalışıp peşinden de başka bir eserle, enstrümantal eserle bizi yapmış olduk. Sesin gelişinde sıkıntı yoksa devam edelim böyle. Devam hocam, devam. Yok sesin şeyi kalite olarak bir kesim. Kalite olarak çok güzel, çok güzel, gayet güzel. Çok iyi hocam. Yeah.
şöyle gelsin yaş yar evi gelsin evi aç yar evi aşkım yanıyor. Gelsin evi aç yar evi gelsin evi aç yar evi Şimdi, eğer o vakti kullanmak adına serbestimiz olacaksa Hüseyini makamına geçeyim. Ve biraz önce o bahsettiğimiz Lavtacı Andon ismini hatırlayacağımız güzel bir saz semaisi. Hem hareketli hem fasıllarda pek çok defa icra edilen hala daha bilenler ve dinleyenler için vazgeçilmez bir eser olduğunu, enstrümantal eser olduğunu. Ve Hüseyini makamında kendimce makamı tanımlayacak olan doğaçlama ya da bizim taksim diye belirlediğimiz duygularının bana ait olduğu kendi tanımlayacak Ham'ın dizisi ve seyri içerisinde bir Hüseyinicik yapıp ondan sonra esere girmiş olayım. Mükemmel. Thank you.
Alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Murat Salim'cim, Murat Salim Hocam. Efendim ben çok teşekkür ederim. Gönlünüze, dilinize, beyninize sağlık. Kıymetli hocam biraz dinlensin yine alalım inşallah sonra doğru. Evet hocam. Yedin hakkı üçtür hocam. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar dinlediğiniz için inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle takip ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Katılımcılarımızdan, YouTube'dan çok sayıda teşekkür, övgü, iltifat demiyorum, gerçek ifadeleri iletildi. Size iletiyorum Murat Salim Hocam.
Şimdi değerli katılımcılar, tabii kafamızda planladığımız süreler bu aşamadan sonra biraz serbest tarafa doğru gidiyor. Ama yine de her planlanmış oturumun belli bir süresi olması gerektiğini düşünüyorum. Hocalarım da buna katılacaktır. Biz bu aşamada şu ana kadar çok değerli iki konuşmacımızdan dinlediğimiz gibi şöyle bir değindikleri kadarıyla, derinlemesine girmedikleri halde ne kadar zengin bir müzik dünyasına sahip olduğumuzu, insan varlığının en zengin komponenti, bileşeni olan ruha hitap etmek, hatta yani bizim uygulamalarımızda ve günümüzde geldiğimiz çerçevede düşünürsek, zaten birbirinden ayrılmaz bir bütün olan bedene hitap etmek, oraya erişmek, orada ruhta, bedende, bilişte ihtiyaç varsa sağlıkla ilgili bir takım değişiklikleri gerçekleştiren, olumluya doğru geliştiren müdahaleler yapmak konusunda ne kadar güçlü araçlara sahip olduğumuzun çok canlı, sıcak ve birinci ağızdan güçlü kanıtlarını dinledik. Bundan sonrasında bunu çok daha eskiden fark etmiş olan, yine coğrafyamızda kurumsallaşmış olan yapılarda uygulamaya koymuş olan ecdadımız, geçmişimiz müziği sağlık için çeşitli biçimlerde kullanmışlar ve bunlar kurumsallaşmış şifahaneler hala canlı tanıklar olarak yanı başımızda. O havayı teneffüs edebiliyorsunuz girdiğinizde, biraz merak edip okuduğunuzda. 1950'lerden sonra dünya bazı diğer konularda olduğu gibi erken fark edip bu geçmiş büyük gücü bunu bilim dünyasına aktarmaya başlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nde ağırlıklı olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve 70'lerden itibaren işte lisans, yüksek lisans, doktora programları üniversitelerde açılarak müziği bir araç olarak kullanan, onu terapilerinde bir yardımcı unsur olarak hem insana erişmek hem de fizyolojik, beyin üzerindeki etkilerinden yararlanarak kendine özgü yöntemler geliştirerek sağlık amacıyla kullanım günümüze doğru epeyce gelişmiş durumda. Aynen Sabuncuoğlu Şerefettin büyüğümüzün önemli bir tıp alimidir. O dönemlerde cerrahi bir takım metotlar ortaya koyması, bir takım cerrahi gereçler yapması, o dönem için veya bu dönemlere gelirken yol açmak adına ne kadar değerli ise, müziği tedavi amacıyla, tedaviye araç amacıyla kullanan tarihimizdeki bilim insanları, tıp insanları, sağlık insanları da aynı derecede öneme sahip. Ancak nasıl ki artık yaralarımızı sadece koterize ederek, ki Sabuncuoğlu Şerefettin'in bulduğu koter yöntemleri vardır, koterizasyon yöntemleri vardır. İlk cerrahi kitabını yazan alimimiz. Günümüzde çok daha modern, çok daha güncel bilim çerçevesinde geliştirilmiş yöntemlerle sağlığa yaklaşıyor isek, müzik terapide de bu değişimi yaşıyor ve yaşamış durumdayız. Ancak geçmişi bilmeden, buradaki gücümüzü fark etmeden günümüz dünyasında evrensel boyutlarda bu gücümüzü yansıtmak, kendimizi bu yönde uluslararası boyuta doğru önce kendi topraklarımızdan başlayarak geliştirmek cılız kalacaktır. Mutlaka geçmişimizin farkında olmak, oradaki birikimimizi kullanıma bilimsel çerçevede sokmak durumunda. Zaten ülkemizin, bizim merkezimizin, beraber olduğumuz hocalarımızın, hepimizin vizyonu bu çerçevede bilim insanları olarak birleşmiş durumda. Çok değerli konuşmacımızı, benim çok sevgili kardeşimi, arkadaşımı, birçok konuda organizasyonlarımızı yaparken kendisiyle birlikte bana çoğu zaman öncülük eden, yaratıcı fikirleriyle ilham veren, organizasyon insanı diyeceğim arkadaşımı sizlere takdim etmek istiyorum. Herhalde katılacaktır Levent Hocam. Kısaca şöyle bir geçmişten alıp bugüne doğru getirelim.
Ben ondan sonra birkaç cümle edinmekle yetineceğim. Eğer katılımcılarımız bununla yetinmezse sözümüz olsun. Kemal Hocam, verebilir miyiz böyle bir söz? Müzik terapi konusunda ayrı bir oturumda düzenleriz. Ama ona çok önemli, çok değerli, çok kuvvetli bir zemin oluşturdu Hanife Hocamız da, Murat Salim Hocamız. Çünkü orada kullanılan kendi başına müzik başlı başına bir değerdir. Saygıdeğer bir insan boyutunda değerlidir. Ancak orada bir araç olarak kullanmak üzere gücü ve zenginliği çok önemlidir. Bunu fark ettik. Şimdi sizlere Profesör Doktor Levent Öztürk arkadaşımı takdim etmek istiyorum. Levent Hocam, dilediğiniz gibi buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim. Ses geliyor değil mi? Evet. Şimdi aslında Murat Hoca'nın şeyinle icrasından sonra dedim ki ceketi alıp çıkalım artık, başka da söyleyecek bir şey yok. Gerçekten... Son noktayı yine o koyacak Kemal Hocam, siz aldın. Merak etme. Bu müzikle tedavi konusundaki ilk kitabı yazarken şöyle sonlandırmıştım. İlacın en güçlüsü elimizde. Şimdi onu kullanacak yolları geliştirmemiz gerekiyor diye. Bugün iki hocamızın da sunumları, hem Hanefi Hoca'nın hem de Murat Hoca'nın, gösteriyor ki müzikle tedavi anlamında gerçekten elimizde güçlü bir şey var. Güçlü bir ilaç var. Bunun tıp alanında kullanımını geliştirecek yolları bulmak da bizlere düşüyor veya bizden sonraki kuşağa düşüyor. Ben sağlık konusuna nasıl baktı, Anadolu tıbbı nasıl gelişti, buradaki insanlar, o konuda biraz geçmişe götüreyim sizi. Anadolu tıbbının gelişimi üç kaynaktan besleniyor gibi temelde. Bir tanesi Orta Asya'dan gelen Türklerin getirdiği şaman şifa ritüelleri ve uygulamaları. Bunu yanlarında getirdiler, heybelerinde vardı. Anadolu'ya Türklerin ne zaman geldiğini tartışmıyorum. 1071 gibi, ama çok daha eskilere dayandığını biliyoruz. Bunu getirdiler, şaman uygulamalarını. Burada buldukları başka bir şey vardı. O da Helenik ve Bizans tıbbı vardı ellerinde. O dönemde tabii hastalık denildiği zaman hastalık tanrıların insanlara verdiği ceza olarak değerlendiriliyordu eskilerde. Ve hastalanan kişi bir şekilde tanrıları kızdırdı ve bu sebeple cezalandırıldı diye düşünülüyordu. Ben sizi milattan önce 7. yüzyıla götürmek isterim. Sparta şehrine. Sparta'da büyük bir veba salgını ortaya çıkıyor ve on binlerce insanın ölümüne yol açıyor bu veba salgını. Tabii şehrin ileri gelenleri ne yapacaklarını bilemiyorlar o sırada. Bir kahine danışıyorlar. Diyorlar ki ne yapmalıyız, bize bir yol göster. O kahin orada Thales'in müzik okulu var. Diyor ki Thales'e gidin, o bunun çaresini bulacaktır. Gerçekten de şehrin ileri gelenleri Thales'e gidiyorlar ve diyorlar ki bizi bu beladan kurtar. Thales tanrıları memnun etmek için bir müzik üretiyor ve Thales'in müziği veba salgınını durduruyor, insanların ölümünü engelliyor. Şimdi bu hikaye öyle bir şey ki hastalığın kaynağının ne olduğuna bakmaksızın insanların şifa için müziğe sarıldığını gösteren örneklerden biri. Mesela şamanlar ne yapıyorlar? Şamanlar da hastalanan kişinin bedenine kötü ruhların girdiğine ve onu hasta ettiğine inanıyorlar. Davulunu çalarak, elindeki davuluyla o kötü ruhları korkutarak veya kandırarak o bedenden çıkartmaya çalışan ritüeller yapıyorlar. Ama şifa için veya tedavi için yine müziği kullanmış oldular. Burada bir başka tıp düşüncesi daha var. O da Arap tıbbı. Yine Anadolu tıbbının gelişimine kaynaklık eden, ki Arap filozofları içerisinde hepimizin artık ismini duyduğu ve bildiği El-Kindi var.
Elkindi yine bu galenik humorizmi benimseyip buna inanan, yani hastalığın vücuttaki sıvıların arasındaki dengesizlikten kaynaklandığını iddia eden bir görüşü savunuyor. Ama önerisi ne? Önerisine baktığımız zaman diyor ki bu vücudun sıvılarını yeniden dengeye getirmek için biz müziği kullanabiliriz. Ve takibinde Errazi'yi görüyoruz. Önemli bir düşünür, bir polimat. Errazi de benzer şekilde müziği bize veriyor. Ondan sonra İbn Sina müziği söylüyor bize tedavide. Şimdi Anadolu tıbbının kaynağını aldığı gerek şamanik şifa uygulamaları, gerek Helenik ve Bizans tıbbı uygulamaları, gerekse Arap ve Pers tıbbı uygulamalarının tümünde biz hastalığa nasıl bakarsak bakalım tedavide müziğin yer aldığını ve müziğin tedavi amaçlı kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz. Selçuklu döneminde ise bunun biraz daha kurumsallaştığını anlıyoruz. Çünkü Darüşşifalar kurulmaya başlanıyor külliyeler içerisinde. Büyük Selçuklu Şahı Tuğrul Bey diyor ki kendime bir saray yaptırdığım noktada bir de Allah'ın evini yaptırmazsam utanırım diyor. Ve külliye kültürünü geliştirmeye başlıyor. Yani birlikte işte ibadethanesi, hastahanesi, taphanesi, aş evi, deposu gibi kompleksler yapmaya başlıyorlar. Ve sağlık hizmetini bu külliyeler içerisinde yer alan Darüşşifalarda sürdürüyorlar. Bunun Selçuklu dönemine ait bizim coğrafyamızda çok iyi örnekleri vardır. Mardin Eminüddin Darüşşifasından tutun, Sivas Darüsıhhasına kadar ya da Kayseri'deki Gevher Nesibe, bunlar Selçuklu dönemi. Sivas 1217'de faaliyete geçmiş bir Darüşşifadır. Ve çok önemli sağlık hizmeti veren noktalardan biri. Kayseri yine 1206-1207 yıllarında. Daha sonra 1300'lü yıllara Osmanlı dönemine geldiğiniz zaman bu Darüşşifalarda tedavi ve bu tedavilerin içinde müzikle tedavi de devam etmekte. Biz bunu nereden anlıyoruz? Evliya Çelebi'nin bıraktığı notlardan anlıyoruz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde özellikle iki merkezden, bir tanesi İstanbul'daki Fatih Darüşşifası'nda müzikle tedavinin uygulandığını, ama Edirne'deki 2. Bayezid Külliyesi'ndeki Darüşşifa'yı oldukça geniş bir şekilde detaylar vererek anlattığını görüyoruz. Ki bu Darüşşifalar dönemi 1800'lü yılların ilk bölümüne kadar faaliyetlerini sürdürmüş, devam etmiştir. Benim tahminim veya düşüncem, bilemiyorum ne oldu ama tıbbın yenileşme çalışmaları içerisinde özellikle 2. Mahmut döneminde yeni bir tıphane-i amire kurulduğu zaman tabii ki ilk dekanı Mustafa Behçet Efendi'dir. Bu önemli bir hekimbaşı ve ilk fizyoloji, Türkçe fizyoloji kitabını İtalyanca'dan çevirerek yazan yazarlardan da biridir. O dönemde dışarıdan çeviriler yapılıyor. Daha sonra eğitim ekibi tamamen dışarıdan getiriliyor. Yani Karl Ambros getiriliyor İtalya, Viyana'dan. Bunu Spitzer takip ediyor. Ve eğitim dili Fransızca olarak başlatılıyor. O dönemde sanıyorum ki modernizasyon sırasında bu geleneksel uygulamalar bir kenara bırakılınca müzikle tedavi serüveni de Anadolu coğrafyası için bir duraklama dönemine girmiş oluyor. Ne zamana kadar? Belki 2000'li yıllara kadar. İşte 2000'li yıllara kadar bireysel çabalarla gündemde tutulan bu konu 2014 yılında GETAT yönetmeliğinin çıkışıyla birlikte
yasal düzenlemesi gerçekleşip yeniden o kıvılcım yakıldı ve bugün modern hastanelerde uygulanmaya başlayacak. Yani ben tıbbın serüvenine baktığım zaman tedavi ve diğer şifa ritüellerine baktığımda zaman içerisinde hastalığı anlama biçimimiz, anlayışımız değişmiş, değişikliğe uğramış. Başlangıçta bize tanrıların verdiği ceza olarak düşünmüşüz. Daha sonra bedene giren kötü ruhların etkisi diye düşünmüşüz. Ama daha sonra mikroskobun keşfedilmesi, hücrenin gösterilmesi, homeostazis kavramının ortaya konulmasıyla fizyopatoloji ve hastalık bambaşka bir zemine oturmuş. Ama hastalığa her ne gözle bakarsak bakalım, müzik bizim tedavi yollarımızdan biri olmaya devam etmiş görünüyor en başından itibaren. Ben bu şekilde toparlamış olayım, tarihsel sürecini fazla sıkmadım umarım. Çok teşekkür ederiz sevgili Levent Hocam. Yani kuş bakışı sindirilmiş hap gibi bilgilerle hemen aldık. Ama hap gibi bilgilere alışmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan yola çıkarak bilgilerimizi genişletelim. Bizi değerli izleyenlere küçük bir önerim olsun. Buradan sonrası aslında öncesi sonrası yok. Devam ede gelen kesintisiz bir süreç gibi müziğin hayatımızdaki yeri ama sağlıkta yapılandırılmış uygulamalar belli bir dönem Levent Hocam'ın da aralarda ipuçlarını söylediği gibi kesintiye uğruyor aslında. Kurumsallık ve insan sağlığına müziği bir araç olarak kullanan hizmetlerin sunulması işi. Benim konuşma başlığında söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu iş kurumsallaşmaya başlıyor. Ama kurumsallaşma ya da bilimsel çerçeveye oturtulması demek bizim geçmişimizden gelen bu gücü inkar etmemiz, yok saymamız anlamına gelmiyor elbette. Ancak bu büyük havuzu hepimizin, kamu yönetimimizin de, Sağlık Bakanlığımızın da vizyonuna uygun olarak burada evrensel bir vizyonu paylaştığımızı söyleyeyim. İnsan sağlığına yönelik olarak bilimin süzgecinden geçmiş, faydası kanıtlanmış, kanıt temelli olan, bu konuda eğitim almış insanlar ve bu konuyu bilen, insan sağlığına dokunma yetkisi ve donanımı olan kişiler tarafından yapılması gereken uygulamalar halinde artık günümüzde yerleşiklik kazanmış durumda. Ve evrensel adıyla müzik terapi diyoruz. Müzikle tedavi yanlış bir terim değil. Ama tedavi hani tıbbi uygulamaların yapıldığı bir alan olduğu için ve terapi kendine özgü yöntemler geliştirdiği ve ihtiva ettiği için ve disipline özgü bir takım beceri kazandıran eğitimler gerektirdiği için müzik terapi terimini tercih etmeye başladım. Şimdi çok uzun uzun günümüzde müzik terapi ne? Bunu çok sayıda arkadaşlarımız yapıyorlar. Müzik terapi nedir, ne değildir? Biraz bana göre yüzeysel yaklaşımlarla ve çok teorik bağlamda oluyor ama anlaşıldığını düşünüyorum. Hani birilerine müzik dinletmek, Salim hocamızı dinlemek müzik terapi mi? Değil. Daha ötesi, daha güzeli, daha büyüğü aslında. Ama müzik terapi değil. Anlatabiliyor muyum? Ruhumuza hitap etti. Her birimiz kendimiz dünyalarımıza daldık. Orada varsa yaralarımızı onarmaya başladık. Unuttuğumuz yaralarımızı hatırlattı, duygulandık. Onları tedavi etmemize imkan tanıdı. Yani çok yönlü fayda sağladı bize. Ama bunun adı terapi midir? Hayır, değildir. İyilik hali vermektir. Dolayısıyla terminolojiler üzerinde çok durmayacağım. Çok da vakit almamak için. Size birkaç örnek üzerinden günümüzde geldiğimiz noktada belki somutlaştırma olur diye bir iki slide paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun hocam. Sağ olun hocam. Burası tabii sayın müdürümüz böyle çok övünmeyi falan sevmiyor ama övünebileceğimiz bir merkez gerçekten. İşlerlik hele bu pandemi dönemine rağmen böylesine işlerlik kazandırmış olmasından dolayı tekrar Kemal hocamızı tebrik ediyorum. Hep birlikte el birliğiyle çok yönlü olarak burada çalışıyoruz. Asıl öğretim üyeliği
görevlerimize ilave olarak. Müzik terapi ünitemiz de burada, bunun içinde. Kendi yaklaşımımı arkadaşlarımdan da beslenerek geliştirmeye gayret ediyorum. Onlar başka bir konu. Buraları hızla geçip örneklere doğru gitmek istiyorum sizinle. Dediğim gibi sözümüz başka bir toplantıda ayrıntıya girmek. Ama az önce Hanifi ve Murat Salim hocamızdan dinlediğimiz örnekleri birer içinde barındırdığı usullerle ritmik düzüm parçalarına kadar her komponentiyle, o melodi zenginliğiyle, o makamsal ses dizilişlerinin insana farklı farklı yönlerden hitap etme özellikleriyle alınıp kişiyle bir bağ kurmak, onunla buluşmak anlamında çok kullanışlı olduğunu hemen hepimiz anladık zaten. Ancak şimdi size bir çalışmadan bahsedeceğim. Bu çalışmada şimdi zenginleştirici unsurlar olarak bilen hocalarımızdan, ki bunda bile ben çok değerli, burada adını anmak isterim, Danyal Mantı hocamızdan, Anadolu Üniversitesi Konservatuvar Müzikoloji Bölümünden ve merkezimizde de bir dönem beraber çalıştığımız arkadaşımdan bilgiler alarak, ondan dersler alarak, Türk müziği konusunda çok acemi bir öğrenciyim, Batı müziğiyle yetişmiş birisi olarak, ama keşfettikçe faydalarını ve kullanışlılığını daha iyi anlıyorum. Parkinson hastalığı, bakın, ruhsal boyutta değil, motor, yürüyüşü bozan, hareketi bozan, titremelerle seyreden bir hastalık. Ben nöroloğum, nöroloji uzmanıyım. Orada altın standart, eksik olan dopamin diye bir maddeyi alıp dışarıdan ilaç olarak yerine koymak bu hastalarımızın tedavisinde. Ama bu yürüyüşü mesela yeterince düzeltemiyor. Ancak rehabilitasyon yaklaşımları içinde bu çalışmayı bir fizyoterapist arkadaşımla, öğrencimle, tez öğrencimle birlikte yapmıştık. Kendisini yine sevgiyle anıyorum, Sena Çarıkçı'yla. Bunu benim yaklaşımımla zenginleştiren şekilde uyguladığımı tahayyül etmeye çalışın. Burada bile yaptığımız şey, bu da bir örnek olsun diye genç arkadaşlarıma biraz uzun tuttuğum bir başlık oldu. Önemli bir dergide, ciddi hakemli bir dergide yayınlanmış, Aralık ayında çıkan bir müzik terapi çalışmamız. Parkinson hastalığında yürüyüşü düzenlemek için müziğin ritmik özelliklerinden, Türk müziğiyle zenginleştirilmiş söyleyişiyle usullerin farklı kullanımlarını hastaya uyarlayarak ritme, adımları, yürüyüşü ayarlayacak şekilde devam ettirilen bir terapi sürecinden sonra hastaların yürüyüşünde önemli düzelmeler, evet kulaklıkla dolaşmaya başlamalar ama evinde hapis olmaktan dışarıya çıkma aşamasına geçişler gibi önemli kazanımlar elde ettiğimizi görüyoruz. Parkinson hastalığında dar alanlardan geçerken donma fenomeni dediğimiz bir durum var. Kişi sıkışıp kalıyor, tekrar harekete başlayamıyor, yürüyemiyor, adımlayamıyor. Çünkü beyindeki o ölçümlemeyi, zamanlamayı, timing'i yapan bazal ganglia dediğimiz sistemde kayıplar var. Oradaki nöronlar arasındaki iletişim seri bir şekilde ilerleyemiyor, bozulmuş durumda. Müzikteki ritmi, usulü, düzümü, zamanlamayı, timing'i icra ederken veya dinlerken yöneten sistem de yürüyüşümüzle ortak olan sistem, yürüyüşümüzdeki bu boyutları yöneten sistem. Biz müzik aracılığıyla, ritim aracılığıyla buraya ulaşıp burayı doğru bir şekilde daha ritmik, giderek hızlanan seanslar boyunca günden güne, haftadan haftaya uygulamalarla yürüyüşte bu sistemi harekete geçirip, pekiştirip, geliştirerek belirgin, daha kalıcı düzelmeler sağlayabiliyoruz. Mesela dar bir aralıktan geçerken bu hastalarımız şöyle bir şey yaşıyor. Takılıp kalıyor. Tekrar harekete geçmesi için bir uyaran yok. İçsel bir ritmik döngü, o döngüyü idare eden sistem bozuk olduğu için yok. Ancak uygulamadan sonra
ki bu haftaları alan uygulamalar, kişi yavaş yavaş hızlandırılan ritimle sevdiğin bir müziğin üzerinde software'ler var, yazılımlar var, oynayabiliyoruz, onun ritmini değiştirebiliyoruz. Önce hastanın adımlamasını analiz edip ona uygun düzenliyoruz o ritmik müziği. Daha sonra müziği hızlandırarak normal yapısına doğru hastanın adımlarına ona uydurarak yürüme çalışmasını devam ettirmesini istiyoruz. Ve sonuçta o engellenen donma halleri ortadan kalkıyor. Bakın burada müziksiz yürüyor hasta. Çünkü o sistem artık işler hale getirilmiş durumda. Bazı hastalarımız kulaklığını takıp dışarıya çıkmaktan önceleri utanırken daha sonra herkes kulaklıkla dolaştığı için o serbestliğe de kavuştular. Düşünün, evine izole olmuş birisini müzik, hatta bütüncül müzik olarak değil, o müziğin içindeki ritmik ögeleri kullanarak beyinde o sistemleri harekete geçirip düzenleyerek bir sağlık çıktısı elde etmiş oluyoruz. Bu örnekte de anlaşılabileceği gibi günümüzde bizim müziğimizdeki zenginlikleri devreye sokarak çok daha büyük şeyler yapabileceğimizi biliyoruz. Alzheimer hastalığı ile ilgili örnekler var. Efendim, konuşma yitimiyle felçten sonra afazi dediğimiz dil kaybından sonra müzik terapiyle, daha spesifik söylersek nörokreatif müzik terapiyle, ki çoğunda Hanife hocamın tanımına teşekkür ederim, Türk müziği diye, işte Türk sanat müziği, halk müziği diye bir ayrım yapmaksızın Türk müziği ögelerini kullanarak elde ettiğimiz çok güzel sonuçlar var. Ürettiklerimizi paylaştığımız bir akşam yaşamak istedik hep beraber. Bunun için hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ben biraz bir fikir vermek amacıyla paylaşımımı bu kadarla sınırlamak istedim. Levent hocama da anlayışı için teşekkür ediyorum. Biz kendisiyle çok güzel paslaşabiliriz, birbirimizi sıkıştırırız, tersten sorular sorarız, karşı çıkarız, birbirimize izah ederiz. Bu açıdan da benzeri bulunmaz bir bilimdaştır, bilim arkadaşıdır kendileri. O yüzden o tatlı karşılıklı atışmaları da başka bir toplantıya bırakıp ben moderatör olarak baş moderatörümüze sözü verip varsa sorularımızı konuşmacılarımıza yönlendirmesi için kendisinden rica ediyorum. Levent hocam, müsaade eder misiniz? Tabii, çok teşekkür ederim. Ben de başlangıçta yapmam gereken teşekkür kısmını burada gerçekleştirmek istiyorum. Gerçekten bu kadar yoğun işlerine rağmen bizim bu teklifimizi kabul ederek bu güzel panelde sunumlarıyla, yürekleriyle, bilgileriyle katkıda bulunan Levent hocama, Murat hocama, Şükrü hocam, sizlere bu şeyi sağladığınız için Hanife hocama çok çok teşekkür ediyorum yürekten. Biz tabii bu sunumun güzelliğine doymadık. Ben şu anda izleyici olarak bu kanaatteyim ve katılımcı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız adına ben Murat hocamdan bir iki tane daha parça istirham ediyorum. Uygun görürlerse. Bir de şöyle bir şey de yapabiliriz. Şükrü Bey hocam, uygun görürseniz belki bizi dinleyen arkadaşlarımız, hocalarımız arasında gerçekten müzikte kendisine güvenen, belki icra edebilecek arkadaşlarımız vardır. Onlardan da çok fazla olmamak üzere birer parça alabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir yeteneği olan hocamız varsa bizimle paylaşabilir. Murat hocam, bizim isteğimizi kabul ediyor musunuz? Hocam, ben sabaha kadar kabul ediyorum da buradaki hazırını sabaha kadar tutmamız çok böyle etik olmaz. Ben yani tekrar hocam, ulaşabiliriz. Hocam, tabii bizim şöyle, hocam şöyle, bu bizim meclislerimiz böyle samimi olduğu için ben biliyorum, çünkü bana özelden çok mesaj geldi. Hocam, pratikte hani ne zaman uygulamaya geçiyoruz, ne zaman hocalarımız söyleyecek diye çok mesaj geldi arkadaşlarımızdan. Dolayısıyla o konuda hiç sıkıntı yok. İşi gücü olan dinleyicilerimiz çıkabilirler, sonra YouTube'dan izleyebilirler. Bu bizim YouTube'da da yayınlandığı için kalıcı bir şey olsun, sonraki dinleyenlere de bir ikram olsun diye düşünüyoruz. Uygun görürseniz hocam. Hocam tabii. Buyurun Şükrü hocam. Hocam,
Kemal Hocam da uygun görürse katılımcılarımızın performanslarını başka bir zamana bırakmak daha uygun görünüyor. Evet. Hatıra olması çok hoş ama bu hatırayı gerçekten çok değerli müzisyenler olan bilim insanlıkları ve hekimlikleri yanında üç hocamızdan müzik konusunda hatıra kalsın diye ben de onayınıza sunuyorum. Tabii ki hocam şöyle, hocalarımız istemezse hani evet. ihtiyaç kalırsa belki katılımcılardan da illa ben de söyleyeyim demek. Hocam söz söyleyen yoktur sözün üstüne denir ya, oradayız yani. Eyvallah hocam. Şimdi evet. zaten biz bir panel sözü aldık sizden hocam. Tamam, İnşallah tamam. Bu şifa kısmını ayrıca masaya yatıracağız. Şimdi hocalarımızın icrasına geçebiliriz. Şimdi Levent hocam udunu almaya gitti ya da yakınındadır. Hanif hocamın yanında tamburu, diğer enstrümanları vardır. Murat Salim hocam zaten ney mutlaka bir üflensin arzu ederiz. En son belki kulaklarımızda kalabilir. Hem tambur hem ney üstadıdır kendileri. Ben de artık burayı kapatıyorum ve dinleme moduna geçiyorum. Gönülden, yürekten, beyinden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı tekrar ifade ediyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun hocam. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Levent hocam, siz mi alıyorsunuz sazı elinize? Yok, sizden dinliyoruz, kapatıyoruz şeyi, programı. Hanefi hocam vardı. Burada hocam. Hanif hocam. Yok, hani icra noktasında siz söyleyince onun için dedim ben. Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi beraber yapacağımız zaman şöyle bir sıkıntı var. Hepimizin olmuyor. Müşterinin olması lazım. Tabii. Farklı olduğu için senkronizasyon mümkün değil. Yok, beraber yani, mümkün olmaz tek zaten. Tek olabilir. Hani ben tek tek. Tek hocam. Istedim. Şimdi şöyle bir durum var. Murat Salim hocamınki efendim tam bir tatlı. Bizimkisi turşu olunca bilmiyorum. Tatlı turşu. Tamam. Murat Salim hocamdayız. Böyle bir sıkıntı. Onun için önce ben o zaman hocam bırakalım. Şöyle yapalım. Tamam hocam, buyursunlar. Evet. Herkes çok mütevazısınız. Hakikaten maşallah, çok teşekkür ederim. Hocam, o zaman yine biz hem alt konu başlığımıza uygun olması açısından hem de benim hakikaten çok severek icra ettiğim bizim gayrimüslim bestekarlarımızdan ve madem ki geceyi böyle bağlayacağız, ferahlatıcı bir makam anlamına da gelen Ferah Feza makamında Udi Arşak Efendi'nin son dönem benim icramla yeniden gençlerimizin de bir parça meraklandığı ve cezbedici hale geldiği bir saz semaisini icra etmeye çalışayım makamı tarifle birlikte. Eğer bestekarı tekrar anons eder misiniz hocam? Efendim. Ferah Feza makamında bir enstrümantal saz semaisi icra edeceğim. Enstrümantal eser. Bestekarı da yine bir gayrimüslim vatandaşımız Udi Arşak Efendi'nin. Makamın da özelliklerini duyguya bırakalım isterseniz. Yine bir makamı anlatan taksimle giriş yapayım. Hemen peşinden de eseri çalalım ve ondan sonra da ferahlamış olduğumuzu düşünelim en azından. Eyvallah. Thank you.
Thank you.
Hocam çok teşekkür ederiz. Elinize, yüreğinize sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Kabul buyurdunuz. Tekrar katılımcılara, hocalarımıza da hem sunumları hem de böyle bir güzel toplantıyı organize ettiği için başta Şükrü Hocam ve Kemal Hocam olmak üzere tekrar görüşmek ümidiyle. Biz çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz değerli hocalarım. Bütün panelist hocalarımıza yürekten tekrar teşekkür ediyoruz. Birer cümle alalım hocam. Hanif hocam buyurun. Evet, baştan hocalarımın son duygularını alalım. Yavaş yavaş kapatalım. Bir duyurum olacak. Buyurun hocam. Ben hem değerli katılımcılara hem siz değerli moderatörlere yine Levent hocama, Murat hocama çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bunların ibaret. Çok bence verimli bir konuşma oldu. Verimli bir efendim toplantı oldu. Öyle söyleyeyim, daha güzel bir şey oldu. Kusura bakmayın, bugün ben bir kurs verdim. 4 saatlik istatistik kursu. Ses de kalmadı. Artık enerji de kalmadı. Onun için kusura bakmayın, toparlayamıyorum cümleleri. Ama benim çok hoşuma gitti. Bunun benzerleri olursa şimdiden söz veriyorum, katılabilirim. Büyük bir zevkle. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Levent hocam. Ben de ev sahibi olarak Kemal Hocam'a teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılara da ayrıca bu akşam dinledikleri için, hep beraber olduğumuz için çok özlediğimiz, uzun zamandır aslında görüşemediğimiz arkadaşlarımız da var aralarında bu pandemi nedeniyle. En kısa zamanda aslında böyle sanal ortamdan değil de bir araya gelmek ümidiyle herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Kemal Hocam, ben de çok teşekkürlerimi tekrarlayayım. Siz yine son sözünüzü ve anonsunuzu lütfen yapın, uygun görürseniz. Ben Murat Salim arkadaşımdan bir yarım dakikalık da olsa bir ney üflemeye rica etmiştim. Herhalde yatmaya doğru giderken hepimizin kulağında güzel bir seda olarak kalacaktır. Hocam şöyle yapalım, buyurun. O zaman. Teşekkür faslı bitince hocam neyini üflesin. Aynen. Deyince ben yayını keserim, böylece kapatırım. Aynen öyle yapalım hocam. Ben de bu arada hemen enstrümanımı alayım o zaman. Buyurun. Gelin hocam, tamam. Buyurun Kemal Hocam. Şimdi değerli konuklar, hocam bu müzikle tedavinin tarihçesini anlatırken şamanların uygulamasından bahsetti. Gerçekten Müslüman olmadan önce Türklerin inanışlarına göre kainatta iyi ve kötü ruhlar vardır. Hatta ölüme sebep olan kötü ruhlar vardır. Mesela güneşin tutulmasına sebep olan kötü ruhlar vardır. O yüzden Anadolu'da belki konuklarımız hatırlarlar, duymuşlardır. Güneş tutulduğunda bizler birer teneke alır, çalardık çocuklar. Evet, evet. Bunlar o kötü ruhları kovmak içindi. Bir nevi hem musiki görevi yapıyor hem inanışın pratiğini yerine getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla ben genç arkadaşlarımıza, katılımcılarımıza müziğiyle, sanatıyla, bilimiyle her türlü konuda bizim kendi öz örf adetimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, törelerimizi öğrenmelerini, araştırmalarını istiyoruz. Çünkü hocam medeniyetten bahsetti. Bizim geniş bir medeniyetimiz var. Bizim dünyaya söyleyecek çok sözümüz olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz bu öz değerlerimizi öğrenelim, kendimize güvenelim, geleceğe daha güvenle bakalım diye düşünüyorum. Ben hocam hazırlığını yaparken bir sonraki toplantımız Allah izin verirse 7 Haziran Pazar günü olacak. Kırgız Türk Manas Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Alparslan Ceylan hocamız Türk dünyasındaki yeni gelişmeleri bizimle paylaşacak. Şimdiden bütün konukları o programımıza da davet ediyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum ve sözü, daha doğrusu sazı veya udu veya neyi
Murat Hocam'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu arada olduğum mevkide ezan okunuyor. Ses karışabilir. İsterseniz ben hani gevezelik etmeyeyim ama hem bekleme olsun hem de herhalde bir dakikaya yakın zamanda biter. Tabii ben yarım kalan samimi teşekkürlerimi ederek biz Şükrü Hocam'la konuşurken bizim için her ne kadar hani makamlar, mevkiler ve ünvanların peşinde koşmaktan yana olmadığımızı bilenler biliyor, özellikle yakın çalışma arkadaşlarımız. Ama bugünkü toplantının bir nebzecik de olsa resmi akademik ünvanımla ilk katılımı oldu. Ama bu teşekkür aslında bu kazanımı her ne kadar kendi yaptıklarımızla kazandığımızı zannetsek de başta yıllardan bu yana hem dostluğuyla hem yakın arkadaşlıklarıyla Hanefi Özmek Hocam'dan başlamak üzere Levent Öztürk ve son dönemde de özellikle Şükrü Torun Hocam'ın ve burada şu anda bizimle birlikte olmayan bir yakın arkadaşım ve akademik kafasına ve araştırmalarına güvendiğim Profesör Cenk Güray'ın bana olan bilimsel dünyadaki ve akademik noktalardaki son dönemdeki özellikle son 5-10 yıldaki katkılarıyla bu duruma geldiğimi ve onlara da huzurunuzda müteşekkir olduğumu ayrıca söylemek isterim. Çünkü bizim hem sanatın bir tarafında hem idarenin bir tarafında hani malum bu işlerle uğraşmak o kadar da kolay değil. Ciddi iştir. Bilim oldukça ciddi iştir. Ve söylediklerinizin arkasında duracak kadar ispatı olmasa bile araştırmalarınızla, tespitlerinizle ve iddialarınızla güçlendirmeniz gereken bir bilimdir. Öyle hani kolay lokma olup da herkesin ben bunu buldum diyecek o durumda olmadığını bizden daha çok iyi biliyorsunuz, benden daha çok. Ve böyle bir teşekkür de hazır burada. Sazı elime almışken diyeyim, samimiyetle söylüyorum. Ve kendilerini tanımaktan dolayı sizlerle de inşallah daha çok birliklerimiz olacaktır ama tanımaktan dolayı ve bugünlere gelen bundan sonra da ayrılmaz bir dostluk olabileceğini son nefesimize kadar ve onların her zaman peşinen de ben senet olarak alayım bu bilimsel ve akademik dünyadaki yardımlarıyla çok daha güzel ekip çalışması ruhu içerisinde güzel işlere imza atılacağından eminim. Kendim de bunun bir parçası olmaktan sadece mutluluk duyabilirim herhalde. Biz de gurur duyuyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Gayet iyi. Dondu mu? İyi derken. Yok hocam. Tamam. Başlayacağım. Tamam. Son lafız geliyor. Ha tamam. Bizim Eskişehir'de bitti. Evet öyle.
Çok teşekkür ederiz hocam. Yüreğinize sağlık. Eyvallah. Bütün katılımcılara, hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.